Merhaba değerli izleyiciler. Derdimiz Hayat'ta yeniden beraberiz. Bünyamin Bezci, Ali Büyükaslan ve ben Necdet Subaşı. Derdimiz Hayat'ta açıkçası günün konularını konuşuyoruz. Ama öyle çok güncel konular üzerinde durmuyoruz. Biraz ihmal ettiğimiz, biraz görmezden geldiğimiz ama bizim için de çok hayati olduğunu düşündüğümüz konulara odaklanmaya çalışıyoruz. Bugün üniversite kavramını konuşacağız. Üniversite kavramı tabii fazlasıyla güncel bir kavram. Geçtiğimiz hafta üniversite sınavlarının sonuçları açıklandı. Muhtemelen bu hafta içerisinde de kayıtlar gerçekleşiyor. Belki de çoğu arkadaşımız kayıtlarını yaptırdı bile. Böyle bir bağlamda üniversiteyi konuşacağız. Yani üniversite benim gençliğimden beri sürekli gündem maddesi. Herhalde herkes bıkmıştır bu konuyu konuşmaktan. Gençlerin canını da sıkmak istemeyiz ama üniversite önemli bir konu. Bugün bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Herhalde tercihler üzerine konuşmayacağız değil mi Ali abi? Biz üniversitenin neyini konuşuruz? Biz bir kere tercihleri, meslek seçimlerini, ailelerin bu telaşını... Heyecanlı. Evet, üniversitelerdeki bölüm başkanlarından hocalara, rektörlüklerden dekanlıklara kadar müfredat yenilemelerini, hazırlıklarını, çap yandalı, işte Bologna sürecini, AKTS'leri tamam, falan konuşmayacağız. Konuşmayacağız biz yani. Çünkü bunların içinde olduğumuz için bize çok yabancı konular değil ama aslında üniversite... Dünden bugüne geldiğindeki anlam değişiklikleriyle, arka planda neydi, bugün bize ne diyor üniversite, olması gereken neydi, nereye evrildi. Çünkü biz biliyoruz ki hayatın akışı içerisinde her şey öyle ya da böyle bir takım kavramsal, bağlamsal değişikliklere uğruyor. Bu anlamda ben konuşacağımızı düşünüyorum. Şöyle başlayalım istersen Ali Hocam. Hani Konya'yı kazandığın günü bir anlat istersen. Oy. 78 mi? 78, 79 evet. Evet, Konya'yı kazandığın gün. Ya ilk önce ne geldi biliyor musun aklıma? Beklentin yani, neydi? Niye şöyle, Konya? Şöyle nerede kalacağım geldi. Ha öyle mi? Mekan sorunu. Çünkü biliyorsun bak şimdiki öğrenciler için bu hiçbir şey ifade etmez. Ama günde Türkiye'de 8, 10, 15 kişinin siyasi, ideolojik, işte bir takım sağ sol çatışmalarla öldüğü bir dönemde ben kazandığım üniversitede nerede kalacağım, hangi İşte bilmem gruplar, çatışmanın ortasında kalacağım ya da pisine bir kurşuna gidecek miyim? Bak bu ailelerin böyle bir telaşı yok bugün, hiç de olmasın inşallah. Dolayısıyla ilk önce aklıma gelen buydu. Nerede kalacağım? Evet yurt, yani 79'da beni de Konya Otogarı'ndan Erzurum'a yolcu ettiklerinde yani yurt yok. Her zamankinden daha farklı bir helalleşme vardı yani. Çünkü nereye gidiyoruz? Evet. Çok karışık bir dönemde ama evet, o karışık dönem bir daha olmaz inşallah. Onun üzerinde odaklanırsak işimiz zorlaşabilir. Ama bak şöyle. Gençleri korkutmayalım şimdi. Yok korkutma değil. Bak bu önemli bir etken. Ama önemli bir şey. Oradan ilerleyelim. Üniversite ve üniversitede barınma. Bulunduğun yani barındığın yerde mi okuyorsun? Ailenin bulunduğu yerde mi? Dışarıdan. Bu öğrencinin bakış açısıyla bir farklı anlayış getiriyor üniversiteye bakışta. Sanki öğrenciler ailesinin olduğu yerde de biraz öyle okumak bir istemiyorlar. Tabii şey özgürlük. İşte orada ne var işte o? İşte orada ne var? Kafasına göre takılma mı hissediyorlar? Ya da bugüne kadar lisede hep işte bir takım katı kurallar vardı. Katı dediğim kurallar vardı. O kurallara uyarak yaşıyorduk ama hayır, bundan sonra ben üniversitede kendi kurallarımın koyucusu olacağım ve üniversiteden ne istiyorsam onu almaya çalışacağım diye belki düşünüyorlar. Barınma ilişkisi, mekanında, şehrinde okuma ilişkisi böyle bir ilişki belki. Yani ben de Bünyamin Hoca'ya soracağım aynı soruyu ama ben Bünyamin Hoca'nın şu arkasındaki resme vurularak üniversiteyi kazandım. Yani üniversitede böyle amfiler varmış. Amfilerde işte bir hoca konuşurmuş, bütün sınıf onu toplayacak. Hocam büyük... biz barakalarda da okuduğumuz için. Evet, hepsini yaşadım. Amfiye çok az rastladım, onu da söyleyeyim. Bu toplu dersler vardı 12 Eylül'den sonra kurulan. Evet, evet. O dersleri genellikle bu tür amfilerde herkes yapardık. Herkes bir yere toplarlar. Hocam sen daha genç sayılıyorsun yani 78-79 senin evet, için milattan önce gibi bir şey. Biraz sen öyle. Sen üniversiteyi kazanırken ne hayal ettin? Yani o kazandığın yılı düşünerek ilerlersek ne dersin? Ya benim üniversite gidişim tabii çok ideolojik bir tercih de oldu baktığımız zaman. Yani ben siyasalda okudum ve kaymakamlık yüksekokulu gibiydi. İdeolojik tercih yani neresi işte bunun? Kaymakam olmak için gittik. Ha, yönetmek istiyorsunuz. Tabii yani işte İmam Hatip'ten çıktık ve kaymakam olmak için bir şekilde siyasalı tercih ettik.
O zamanlar İmam Hatip öğrencilerinin de böyle bir siyasala yönelik vardı. Özel bir ilgisi vardı. Vardı. Çok hala özel, var mı özel bilmiyorum ama. Çünkü sayısal tercihlerde sorun hala oluyor. Yok sadece sayısal tercihlerle alakalı değil. Benim yani tıp fakültesini kazanan çok iyi tıplar yani, okuyan arkadaşlarım var. Buraya uyar mı bilmiyorum ama memleketin size ihtiyacı var. Memleketin size ihtiyacı var. Memleketin bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Öyle bir hava vardı tabii. Yani ama bir taraftan da şu var. Üniversite benim için kravattan kurtuluştu. Yani ironik bir şekilde kaymakamlık yüksekokulda kravatın en has kullanıldığı yerlerden bir tanesiydi bir taraftan da. Ama evet. Sözünü keseceğim hocam. Bak bizim üniversite öğrenciliğimizde eğitim fakültelerinde aynı şey vardı. Yani düzgün elbise ve öyle kravat. Mi? Tabii. Ama o şey taşra üniversitelerinde oraya bağlı da olabilir bu. Garip bir disiplin vardı. Evet. Mesela bizde merkezlerde falan yoktu ama ben hatırlıyorum. Biz mesela kravatla girerdik Erzurum'da. Hele hele bazı hocalar biz özellikle kravat isterdi. Bizde öyle değil. İşte o kravat sembolizmi tabii. Orada ne var? O özgürlükle kravat arasında nasıl bir bağ kuruluyor ama senin üzerine yani gidiyor. Liseden sonra yani lise zaten saç. Her şeyin kurallara dahil olduğu bir şeydi. Bir de liseyi yatılı okuyunca her şey daha da kurallıydı baktığımız zaman. İşte oradan bir kurtuluş. Ama bir taraftan işte böyle bir ironisi de var. Yani bir taraftan bir özgürlük. Bir taraftan bir ama sonrasında senin neyin beklediğini bilmediğin başka bir şehre gidiş. Ben de mesela Ankara'ya gittim. İstanbul'dan Ankara'ya gidiş acılı bir gidiş yani baktığımız zaman. Çünkü Ankara'yı küçümsemiyorsun değil mi böyle yani, diyerek yani. Ankara disiplinli bir şehir. Tamam, Ankara devletin şehri. Ya ben orada yaşıyorum. Yani, hani böyle yani hayır o disiplin İstanbul'dan gelen birisi için ve hele hele üniversiteye özgürlük olarak hani kravattan kurtuluş olarak en azından dönen birisi için hava öyleydi, evet. Çok anlamlı bir yer değildi aslında tercih bakımından. Yani ben siyasalla uyum sağlama hususunda uzun süre acı çektiğimi hatırlıyorum yani şeyde. Yani çünkü bir taraftan bir özgürlüğe doğru bir kaçıştı benim için. Belki üniversite ama bir taraftan da kaymakamlıkla alakalı bir sürü husus. Yani biz evet şey okuduk ama yani üniversite okuduk ama üniversitede meslek gibi okuduk aslında biraz da. Üniversite bölümü meslek gibi okuduk. Yani neredeyse nasıl oturacağımız, nasıl kalkacağımız, nasıl konuşacağımız. Yani şey var değil mi? Yeni isimler, yeni bir ortam, muhit. Yani sadece o değil hocam. Bizimki, şehir. Bizimki şöyleydi yani. Yani bir nevi aslında bir insan yetiştirme merkezi gibiydi. Yani bir daha doğrusu kaymakam ya da bürokrat yetiştirme merkezi gibiydi. Yani nasıl aslında oturacak, bir akademi mantığıyla tabii, nasıl oturacaksın, nasıl kalkacaksın, nasıl yiyip içeceksin. Devlet bürokrasisini. Tabii neyi giyeceksin, neyi giymeyeceksin de anlatılıyordu aralarda. Yani böyle şey değildi sadece. Ama siyasal öyle bir izlenim de hiç vermez. Yani bir taraftan da hırgürler de sizin orada çıkıyor. Evet. Mülkiyeli kimliği oluşuyor. Evet. Tabii. Alttan alta da bir mülkiyeli kimliği oluşur ama. Yani orada mesela baktığınız zaman bir taraftan o hani şey havası vardır. Sol, Kemalist bir hava vardır. O özgürlük gibi gelir insana. Bir taraftan ama işte alttan alta işte nasıl oturacaksın? Evet devletçi. Devlet. Erkanı olmak. Vardır. İstanbul'dan gelen birisinin devletçi olması da kolay değildir. Yani devletçiliğe bir anlam. Niye sizde Allah vergisi bir muhaliflik mi var? Yani nasıl bir şey bu ya? İstanbul'da vardır hocam. İstanbul'un esnaf kültüründe Allah vergisi bir muhalefet vardır. Yani ben bunu sevdim ama güzel bir şey. Evet, bunu işte bilerek mi kazayla mı söyledim bilmiyorum ikisini ama. İkisini karıştırdığımız zaman olduğumuz şey de akademisyenlik oldu. Hocam Ali abiye sorduğum soruyu size de sorayım o zaman. Üniversitenin nesini konuşuyoruz? Böyle bir gidelim istersen. Ya tabii ki ben... Nesini konuşabiliriz? Ben daha çok tabii ki kavramlar üzerinden veya bizdeki üniversite kavrayışı. Mesela diyelim ki üniversitenin üniversite olarak biçimlendirilmesi. Bize nasıl geldiği, mesela Darülfünun nasıl bir üniversiteydi? Belki oradan gelerek konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani bir defa her şeyin ötesinde hani üniversite ile medrese arasındaki farka bakmamız lazım diye düşünüyorum. Mesela üniversite ile medrese arasındaki farka baktığımız zaman, hani kelime kavram olarak baktığımız zaman gördüğümüz şey şu olduğunu düşünüyorum. Üniversite, o üniversum kavramından müteşekkil olarak geliyor. Yani evrensellikle alakalı bir kavrayışla alakalı. Bizde mesela medrese ders verilen yer. Yani dersle alakalı. Tabii tedrisatla alakalı bir şey. Yani merkezine ders olan bir zihin dünyasıyla merkezinde hani ne diyeyim üniversal ya da evrensel bilgi olan bir zihin dünyası arasındaki aslında farkı bir defa görmemiz konuşmak gerekiyor. Lazım. Tabii. Mesela bizde
bu mesele, yani mesela diyelim ki üniversiteye, modern üniversiteye dönüştüğü zaman bile Darülfünun ismine dönüştü. Yani fenler evi. Yani bir anlamda mekanla tanımlandı. Yine fenle tanımlanmış olmasına rağmen evrensellikle tanımlanmadı aslında ev bakarsan. Ev aslında. Dar. Tabii tabii. Yani fenler hala evi. Ev, evet. Yani mekana, külliye mekana gibi. Tabii mekana, külliye aslında. Mekana vurgu yapıldı. Ama bir taraftan da işte sizin de arkanızda göründüğü duran gibi. İşte İstanbul Üniversitesi herkesin mesela 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda üniversite okuyan insanlar için galiba en önemli imge buydu. Yani İstanbul Üniversitesi diye tanımladıkları şey bu kapıydı. Aslında kötü bir eritilemeye de sebep oldu. Yani herkes üniversite senin diye... arkanda da o kapı olduğu evet. için ben hiç arkamı dönmüyorum yani. Evet, herkes üniversite diye bu kapıyı düşündü. Yani tamam. Şeyde oysa bu kapı kışla kapısıydı. Yani nasıl bir bağlantı hocam? Bu aslında Harbiye'nin kapısıydı. Yani Harbiye Vekaleti'nin kapısıydı. Oysa Darülfünun dediğimiz şey yani daha şey kapılardı. Şunu mu demek istiyorsun yani bu kapıdan yola çıkarak tüm üniversiteler kendilerine böyle bir kışla kapısı mı? Ya biraz oralara mı gidiyorsun? Bu kampüs kapıları dediğimiz şeyin buradan mülhem olduğunu Yani, düşünüyorum. Sanki Yani... dışarıda da hani böyle hemen batıdan bir örnek vermek doğru bir tercih değil ama sanki orada da böyle bir üniversitelerin girişinde özellikle geleneksel üniversitelerin girişinde böyle bir şey var. Yani şey değil ama işte takibi. Yani böyle kapı yani kampüse bir kapı. Yani boşluğa bir kapı. Şimdi yok. Yani Tamam, bu yok başka bir mesela. Dünyaya giriyorsun. Böyle bir Giriyorsun böyle bir şey buradan. yok aslında. Tabii. Ben bu İstanbul Üniversitesi'nin bu Harbiye Kapısı'nın birçok aslında kampüs kışla arasındaki ilişkiyi bir anlamda eritilediğini düşünüyorum. Yani o yüzden mesela diyelim ki biz İstanbul Üniversitesi derken işte o fen fakültesinin kapısını hatırlamıyoruz mesela. Oysa onu hatırlamamız lazım. Darülfünun kapısı aslında fen fakültesinin kapısıdır. Yani fen fakültesinin şeydir. Ya da Oxford dediğimiz zaman imge binalardır mesela. Oraya giriş. Yani binalar vardır mesela. Cambridge'in kendi farklı mimari Ama tarzı tabii vardır. İstanbul Üniversitesi'nin kapısı özellikle 60'lardan sonra çok değişik olaylar üzerinden müthiş bir sembolizme de Tabii şöyle bir şey, kaparladı. Yani şundan onun dolayı. önünde ölümler var, cinayetler var, ne bileyim Ya bu bir şeyden sürü sonra şey işte var yani. 50'lerden sonra aslında 50'lerin sonunda 58-60 Tabii ile tabii. başlıyor. Beyazıt Meydanı zaten şey, Beyazıt Meydanı Bir baktığımızda gösterge kendi gösteri başına. meydanı. Bugünkü Taksim Meydanı'nın mesela bir gösteri meydanına dönüşümü aslında 77'deki o meşhur işçi sendikalarının 1 Mayıs. eyleminden sonra, 1 Mayıs eyleminden sonra. O zamana kadar Taksim Meydanı böyle büyülü bir yer değil aslında bakarsanız. Beyazıt Meydanı hatta 60 ile 80 arasında Beyazıt Meydanı galiba isim olarak resmi ismi Hürriyet Meydanı'ydı. Yani Tutmamış ama. tabii tutmadı yani. Tutmamış. Beyazıt Meydanı kaldı aslında. Peki bu şey sorayım bu zihninde şekillendirdiğin o ideal üniversite ne zaman sorgulanabilir? Ben neredeyim sorusuna cevap verirken önüne çıkmaya başladı. Mesela sen üniversiteye geldiğinde işte Ankara İstanbul gerilimi değil mi? Taşra merkez Evet, onu çatışması biraz ama yaşadım. üniversite dediğimiz şey bunu Ali abiye de sormuş olayım. Üniversite dediğimiz şey sende ne zaman billurlaştı yani? Nedir üniversite sorusu? Çünkü biz Ya. de bütün bunları bilmeden kaydolduk yani. Ne bileceksin? Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar çok romantik bir süreç gibi geliyor Yani bana. ilk derslerde daha farkı fark ettim ben. Yani Öyle mi? çünkü şöyle bir şey, başka bir dünyaydı. Başka kavramlar konuşuluyordu. Yani benim mesela herhalde en garipsediğim ilk kavram toplum sözleşmesi kavramıydı. Toplum sözleşmesi, anayasa hukukunda, Mümtaz Soysal'dı galiba. İşte toplum sözleşmesi, anayasanın bir toplum sözleşmesi olduğundan başlayarak devam etti. Ben sözleşme diye anladığım tek şey İstanbul'da ticari sözleşmelerdi. Toplum nasıl sözleşme yapıyor diye uzun süre düşündüm yani. Yani Kavramın kavramın bende mahiyetini oturması, kavram. mahiyetine oturması uzun bir süreç aldı. Yani başka bir dünyada başka bir şeyler konuşuyorduk aslında. Ya sen Daha siyasalda okuduğun için tabii ilk doğal derslerde olarak ben böyle bir karşılaşma. Ama biyolojide, fizikte okuyan arkadaş üniversite kavramıyla nasıl karşılaşıyor? Yani. üniversite kavramıyla karşılaşması bence yani üniversite çevresiyle karşılaşmasıyla oluyor. Bu doğru. Yani. Muhit. Bu doğru. Muhitle Tabii bağlı. tabii muhitle. Muhit. Yani ve muhit dediğimiz şey de sadece üniversiteden ibaret değil. Yani hocalardan, İşte bak ben dersliklerden oraya ibaret değil. değineceğim.
Yani işte senin kaldığın yurt, kaldığın işte beraber kaldığın arkadaşların, kaldığın ev, gidip geldiğin işte yol, yani baktığın zaman. Yani tırnak içinde avamdan hafiften uzaklaşma, değil mi? Böyle belli bir seçkinler grubuna ya da seçkinler kategorisine. Ayrı bir muhitin içerisinde var olmaya çalışmak, görünür olmaya çalışmak. Mesela diyelim ki bu kapı sizi tanımlamıyor şeyde İstanbul Üniversitesi, ama o kampüs, yani orası işte siyasalın, hukukun olduğu yer. Ondan sonra yanında iktisat, yanında işte fen fakültesi falan derken orasına baktığın zaman mesela insanların üniversite okumak istediği önemli bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Mesela başka mekanlar da var İstanbul'da. Yani üniversite olan başka mekanlar da var. Hiçbir mekan bu mekan kadar büyülü olmamış. Ya böyle o yüzden üniversite dediğiniz şey insanlarda galiba bu muhitle falan, bu bağlamla anlaşılıyor. O muhite kimlerin, nelerin girdiği çok yani önemli. Yani bu tür programlarda pek soran olmaz ama ben keyifli bir cevap alabileceğimden emin olarak sormak istiyorum. Üniversiteye gelmeden önce üniversite okuyan birinden hiç üniversite anlatıları falan duydun mu? Ben duymamıştım. Çünkü yani ben de o nasıl anlatıyor? Ben de hiç hayranlık yoktu. Şöyle diyeyim, benim çevremde biz ilk nesildik yani üniversite okuyan. Ben yani özellikle üniversite okuyanlarla sosyalleşmiş birisi değildim. Belki sizde vardır gerçekten. O yüzden ben üniversiteye her şeyle kendim başladım yani. Yani her şeyle kendim başladım, Ben kendim mesela devam ettim. Benden daha önce üniversiteye giden, Bursa, işte Uludağ'ı kazanan bir arkadaşa sadece şunları soruyordum. Dersler nasıl geçiyor? Profesörünüz var mı? Profesörlerin diğerlerinden farkı nedir? Bunu hiç unutmuyorum. Çünkü şundan dolayı profesör benim gözümde o zaman için hakikaten, yani o zaman için derken bugün değildi anlamda saygısızlık etmek istemem. Sadece gayet siz de bir profesör. Sonuçta yani biz de bir şekilde bir profesörüz. Ama şu var, hakikaten ben bunu sorduğumu hatırlıyorum. Yani profesörlerin dersleri, çünkü o gün zihnimdeki profesör herkesin işte bu amfide olduğu gibi derslerini dinlemek için toparlandığı, gerçekten o konuda, o derste her neyse kendisini dinlemekle ciddi şeylerin kazanılacak kişiydi. Ama ben üniversiteye kaydolduktan sonra bir şey fark ettim. Üniversite, hani muhit dedik ya, o muhitin içerisinde bakın kantin var. Yemekhane var. O kantin herhangi bir kantine benzemez. Yok, ev arkadaşları var. Tamam. Kantinde çay içerken ettiğiniz sohbetin konusu var. Ama bunların birinci sırasında kim var? Derslerine giren farklı hocalar var. Bu lisede böyle çok görünür olmuyor ama üniversitede... Yani şeye vurgu yapıyorsun, farklılık, çeşitlilik, evet, zenginlik. Ve o çeşitliliğin içerisinde mesela hocaların background'dan ya da şöyle söyleyeyim birikimi seni üniversiteyle ilgili şeylerini değiştiriyor. Bakışını değiştiriyor. Mesela bir hocan geliyor, öyle bir ufuk çiziyor ki sana dersini anlatırken, sunarken... Senin üniversiteden beklentilerinle %100 örtüştüğü gibi daha öteye götürüyor seni. Ama bir hocan da geliyor, sonra işte dersini almış oluyorsun, yararlanıyorsun ama diğer hocanın getirdiği, götürdüğü ufka götürmüyor seni. Bu nereden kaynaklanıyor? O hocanın arka planına baktığın zaman nerede yetişmiş, ne okumuş, hani diyoruz ya şimdi bile mesela tedrisatta bu vardır ya, dizinin dibine çökmek. Evet. Aslında sınıfa giriyoruz, dizinin dibine çökmüyoruz ama öyle bir hisse kaplıyorsun çünkü ne kadar çok yararlanabilirim bu hocadan demeye. Ve onun mesela yurt dışına gittiğimde de hoca olduğum halde ben oradaki üniversitede ismini bildiğim, hakikaten şu hocayı keşke bulsam dinlesem dediğim adamların böyle amfilerde derslerini boş vakitlerde takip ettim. Hocayım orada ama takip ettim. Niye? Ne kaparım, ne öğrenirim? Böyle hocalar olduğunda, böyle öğretim elemanları, öğretim üyeleri olduğunda, ki bu eleman öğretmesi ayrımlar da yoktu o zaman yani. Evet. Ondan sonra çok sonralar oluşan bir şey bu. İşte burada derse giren kişinin öğrenciyle kurduğu, buna istersen bilimsel ilişkide, istersen öğrenci-hoca ilişkisinde, isterse dersin getirdiği noktada seni alıyor üstad bir yerlere götürüyor. Orada üniversitede okuyor olmanın farklılığını hissediyorsun. Ve senin gibi olanlarla kantinde bunun üzerinden yürüyorsun. Sonra bir şey daha oldu. Lisede bunu hissetmiyorsun. Üniversite dışı hayatın da üniversiteyle şekillenmeye başlıyor. Nedir o? Sinemayı buna göre seçiyorsun.
Tiyatro varsa buna göre gidiyorsun. Kara Murat'a gitmiyorsun. Üniversitesin artık. Şey oluyor, kitapçıların değişiyor, kitapların değişiyor. İlgi alanları. İlgi alanları. Bak, muhit dediğim şey o yüzden çok önemli. Çünkü üniversite aslında sana yepyeni bir muhit ya da mevcut içerisinde olduğun muhiti çok farklılaştıran bir yer oluyor. Aslında esas konuya girmemek için biraz direniyorum. Oraya dolaşıyorum yani. Zorlama hocam bizi ya. Ya şöyle bir şey var hocam. Yani ben mesela gördüğüm şey üniversitenin net olarak şunu söylemek. Hiç kimse girdiği gibi çıkmıyor. Herkes of. Değişerek çıkıyor. O zaman orada bir kendine özgü bir yetiştirme düzeni mesela var. Mesela diyelim ki liseden girdiğin gibi çıkabiliyorsun. Yani o hayat 3 aşağı 5 yukarı seni çok fazla dönüştürmüyor aslında. Üniversitede yok mu o dönüşüm? Üniversitedeki gibi yok. Üniversitede ama çok bileşen var. Yani sizi dönüştüren şey Ali abin dediği gibi sadece hoca, kesinlikle üniversite değil. Müfredat değil. Mesela şöyle diyeyim yani, giyim tarzınız değişiyor, oturma kalkma biçiminiz değişiyor, her şeyiniz değişiyor. Hiç yani hemen hepimizin bakın mesela üniversiteye girdiği yılki fotoğrafıyla üniversiteden çıktığı yılki fotoğrafı arasında bile çok ciddi bir farklılık oluşuyor. Yani bu varsa mesela birçok kimse bunu kendinde çok rahat bir şekilde yaşamıştır. Giyim tarzları, renk seçimleri, oturma kalkma biçimleri. Şey mi oluyor orada, düşünce, kostüm, işte ne bileyim kişilik vesaire. Biz büyük toplumdan ayrışarak mı çıkıyoruz? Yani önemli oranda şöyle bir şey düşünün mesela. Buralardan mesela ben üniversiteye gireceğim. Neyimiz oluyor? Üniversite tecrübemde şey vardı işte, Anadolu'nun okul birincileri gelmiş sınıfa. Baktım böyle işte her birisi Anadolu'dan gelmiş yani. Ama çıktıkları zaman biliyorum ben mesela. Yani geldikleri zamanı biliyorum, çıktıkları zamanı biliyorum. Arada büyük bir dönüşüm var, değişim var, farklılaşma var. Zihinlerde farklılaşma var, saç tıraşlarında farklılaşma var. Hepsinde farklılaşma vardı ve çıktıkları zaman. Şimdi mesela gitsek hiçbirini mesela makamına uğrasak yani öyle bir Anadolu'luk falan çok fazla görmeyiz. Başka bir dünyaya doğru evrilmiş durumdalar. Dedim ve çoğu yani, üniversitede konuya oldu. Girmemeye çalışıyorum. Evet. Biraz sonra böyle çok coşkulu bir şekilde bir ucundan mevzuya dalabileceğimizi düşünüyorum ama bir şey daha soracağım. Şimdi Türkiye'de sanki her yerde üniversite var, öyle bir artık bir örnek de veremiyorum, yanlış anlaşılır diye, ama neden böyle bir taşra kasabasında üniversite açıldığı zaman ya da üniversite ya da meslek yüksekokulu birim her neyse yani ya da oraya bir fakülte açıldığında ya burada üniversite olur mu diye bir tepki gösteriyoruz. Yani üniversitenin durduğu yerle, bölgeyle, coğrafyayla ya da oradaki insan kaynaklarıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir tepki veriyoruz hepimiz. Yani oraya da üniversite açılır mı diyoruz. Türkiye'nin her yerinde var. Dolayısıyla isim adresi vermeden bizdeki bu tepkiselliğin altında ne yatıyor? Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu tartışması falan orada durmuyorum. Ben açıkçası her yerde üniversite olmasından yanayım. Çok kim ne planlıyorsa onun için iyi bir şey olduğuna inanıyorum üniversitenin, ama biz yine de bir sanki o üniversitenin üzerine oturacağı zeminle ilgili kaygılarımız var. O üniversite çevresel bir takım yapıları da beraberinde mi getiriyor? Ona ihtiyacı da mı var? Yani iki dükkan, üç otelle olmayacak iş sanki. Yani şöyle bir şey ne var dersiniz? Ama sonuçta medrese medeniyetle alakalı bir şey. Yani, orayı açalım biraz. Yani şimdi medrese dediğimiz her yerde görebileceğiniz, verebileceğiniz, oluşabilecek bir durum değil. Üniversitede yani koşullar mı üretiyor onu? Yani üniversitede evrensel bir bilgi üretilen yer. Evrensel bilgi, o evrenselle bağlı olan bir şehir medeniyeti, bir kent medeniyeti oluşması lazım. Bu oluşmadan üniversitenin orada oluşması da çok zor oluyor. Hani bu doğru bir şey. Ama şu var, teknik olarak baktığımız zaman bizdeki üniversiteler, mesela batıdaki herhangi bir ülkedeki üniversiteler hala sayı olarak çok az. Yani sayı olarak çok az. Ha, üniversitede öğrenci sayımız daha fazla, onu da söylemek lazım. Bizde ama bunlar daha çok açık öğretimle falan alakalı şeyler. Belli bir dengeyi budur. Mesela diyelim ki 80 milyonluk Almanya'da 3 milyon kadar üniversite öğrencisi var. Bizde bu sayı bazen 7 milyonu bulabiliyor mesela, açık öğretimler, diğer şeyler falan geldiği zaman. Ama mesela 80 milyonluk Almanya'da ki hani nüfuslarımız 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğu için hani karşılaştırma yapıyorum. Üniversite sayısı bizden çok daha fazla. Yani her taşrasında, yani taşra diyorsak eğer, küçücük bir şehrinde bile bir üniversitesi bulunabiliyor.
Üniversitenin bence hele hele bu dijital sistemlerin bu kadar yaygınlaştığı dünyada. Bu yeni durum. Ha, bu yeni durumda özellikle. Onu söylemek lazım. Dünyanın taşrasının neredeyse kalmadığı durumda. Yani artık dünyanın taşrası diye bir şey yok. Bence küçük şehirlerde artık üniversite açılması çok anlamsız bir şey değil. Onu söyleyeyim, onu bir defa ortaya koyayım. Çünkü sizin artık hani üniversite şöyle diyeyim, yani evrensel olanla bağlantınız yerelde küçücük bir kasabada bile mümkün olabiliyor. Yani aslında önemli olan şey üniversitede o evrensel olanla bağlantıyı kurabilmenizdi. O yüzden bu dijital teknolojinin bu kadar yaygınlaştığı dönemde bizim üniversiteleri yaygınlaştırmamız çok anlamsız değil. Ama şöyle bir şey var gerçekten. Yani işte Türkiye'de şehir neresidir, kent neresidir diye konuştuk. Taşlayı da konuştuk. Yani Taşlayı da konuştuk. Ama 1950'lerde mesela Erzurum'a üniversite açıldığı zaman da aynı zihinler aynı tepkileri verdiler. Tabii. Taşra'ya üniversite açılmaz dedi. Mesela ben isim hatta atalım, Ege söylediler Üniversitesi bunu. Açıldığında da aynı şeyi söylediler. Yani dışarıdakiler Erzurum'a üniversite niye olmaz üniversite dediler. Açıldı diye tepki gösterdiler. Evet yani. Üniversitenin bir standardı, bir ne bileyim bir çok özel bir pozisyonu var herhalde ondan. Ama Erzurumlular da bir kısım Erzurumlular en azından bura bozulacak diye bir kaygıya da Muhtemelen. Yani. Birçok şehirde öyle bunlar diye geçsin. Hayır, Ankara, İstanbul dışında İzmir'e üniversite açıldığı zaman ya, bu İzmir, Adana, Diyarbakır. Bunlar bizim beraber açıldı. Evet, beraber açıldılar. Bu beraber açılan üniversitelerde mesela Taşra'ya İzmir'de dahil olmak üzere İzmir de Taşra gibi. Çok sonradan. Ya, ama şimdi mesela biz öyle görmüyoruz. Mesela diyelim ki Erzurum'la üniversite öylesine içkinleşmiş bir bütünsellik oluşturdu ki biz biliyoruz ki mesela Erzurum'daki üniversite Türkiye'deki birçok üniversite için akademisyen yetiştirdi, yönetici yetiştirdi, insanlar yetiştirdi ve gerçekten de mesela Erzurum Üniversitesi, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi başarılı bir örnek olarak karşımıza çıktı. Oysa mesela 50'li yıllarda açıldığı zaman buraya üniversite açılır mı diye konuşuluyordu. Ya da Trabzon'a üniversite açılır mı diye konuşuluyordu. Sen geçen hafta Erzurum'daydın. Seni çok etkilemiş hocam. Örnekler de Erzurum'dan geliyor. Örnekler de Erzurum'dan geliyor. Ama Erzurum Üniversitesi kaç yıllarında kuruldu? 50'lerin ortasında. Kemal Bıyıkoğlu diye rahmetli bir kurucu rektörü olduğunu biliyorum ama yıl o tam 57 olarak yazıyor ama ben 54 diye hatırlıyorum. 60-70 yıl olmuş. Ondan sonra 50 yıllardır. Menderes döneminin. Tabii. Evet. 60-70 yıl olmuş. Bayağı. Tamam, bak yani bu 2000'li şeylerde 1980 ihtilalden sonra Taşra'da üniversite mi olur diye alkelli felli adamlar var. Olmaz. Olmaz diyorlar. Peki buradan giderek şey yapalım. İsterseniz mevzuyu da böylece başlatmış olalım. Yani ister istemez bir karşılaştırma yapmak zorunda da kalacağız ama genel olarak üniversite dediğimiz şey kavram batılı bir kavram. Ve örneklerimizde çoğunlukla oradan seçmek durumunda kalacağız. Yani bu medeniyet tarihini oradan başlatmakla ilgili bir yanılsamayla da ilgili tabii. Bu burada bir duyarlılık merkeze batıyı koyduğunda. Ama böyle bir işi kolaya getirip iş bizde başlamıştı. Sonra onlar da bizden çaldıya götürdüğümüzde de işin içinden çıkılmıyor. Fakat herkes biliyor ki bu medrese hikayesinin, Endülüs'ün, Bağdat'ın, İşte İtalyan'ın, Fransa'nın, bunların her birinin eş zamanlı bir şekilde ilerleyen bir katkı süreçleri var. Buradan bakarsak, yani bildik eğitim süreçlerinin ötesinde üniversite kavramı etrafında konuşabileceğimiz bir eğilim, bir yapılanma nasıl ortaya çıktı? Yani üniversite dediğimiz şey nasıl ve ne şekilde diğer bildik eğitim kurumlarından kendini ayrıştırarak çok özel bir merhaleyi, çok özel bir statüyü elde etti. Oradan gidelim isterseniz. Yani biraz tarih içinde dolaşacağız ama. Ya ben şöyle düşünüyorum hocam. Yani bir defa önce üniversite vardı. Değil mi? Tabii. Önce şey, söz vardı. Şimdi bir de önce üniversite vardı. Hayır şöyle. Evet. Önce söz vardı Tevrat'ta. Şunu söylemeye çalışıyorum. Önce aslında şey yoktu Batı'da. İşte ilkokullar, ortaokullar, yaygın eğitim falan yoktu. Elitler vardı. Tabii önce elitler vardı. Önce üniversite vardı. Yani üniversite dediğiniz şey, ya da bizde de mesela medrese sizi daha küçük yaşlardan alıyordu. Büyük yaşlarınıza kadar okutuyordu aslında. Yani şey değil yani bugünkü hani bizim bildiğim, ben bazen ona Türkiye açısından 4-4'lük sistem diyorum. O 4-4'lük sistem daha önce söyledim işte 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 4 yıl üniversite meselesi.
Bizde de ancak 19. yüzyılda falan kuruldu yaygın eğitimde. Yani üstten yukarıya doğru. Yani dolayısıyla, dolayısıyla adamlık da gecikiyor, bilgelik de gecikiyor. Ya, bilginin... Hocam şöyle yani önce Bologna Üniversitesi vardı. Önce Paris vardı, önce Cambridge vardı, önce Oxford vardı, Sorbonne vardı. Yani üniversiteden aşağı doğru indi aslında eğitim. Ama daha geniş kitlelere bilgi. Weber'in miydi ya? Yani üniversitelerin işi meraktır ya da merak üniversiteleri olmadı oluşturmuştu yani. Diye. Alttan yukarı doğru üniversite ayrışmadı. Yani üniversite yukarıda bir yerde kurulmadı aslında. Tabii orada bir kilise bilgisine de vurgu yapacaksınız. İşte yani hem mesela Sorbonne'da özellikle teoloji, mesela teoloji 18 hatta şeyde bu Rabelais'in Gargantua yazdığında mesela Sorbon'daki rahipler falan çok karşı çıkıyorlar. Yani o biraz daha özgür bir birey oluşturuyor. Şey hicve diyor mesela Gargantua. Yani orada işte o yani Ali Hocam orada üniversite dediğimiz fikriyat başka diğer bilimlerden kendini nasıl ayrıştırıyor? Yani işte biz demin konuştuk ya özgürlük, kravat ne bileyim çok böyle basit. Mesela şeyde vurgular. Hocam Paris'in yapılanmasında çok ilginç bir şey vardır. Paris'in merkezinde küçük işte Seine Nehri üzerinde bir ada var. Adada Notre Dame şeyi var işte kilisesi var. Aslında kilise önce o... Etrafından dolanıyoruz seyrede değil hayır, mi? Aşıklar hayır, ama ilginç tarafı şu. Köprüsünün yanında. Kilise adaya, merkeze yerleşmiş. Merkezde hep kilise varmış. Sonra o kiliseden aslında üniversite biraz ayrışmış. Sorbonne biraz daha ileride. Yani Saint-Germain denilen bölgede. Biraz daha öbür tarafında. Ondan sonra nehrin beri tarafına da yönetim yerleşmiş. İşte meclis olsun, bilmem şey olsun. İş onlar yerleşmiş. Hayır, merkezde kilisenin olduğu, bir tarafta üniversitenin olduğu. Üniversite çünkü ayrışmış aslında kiliseden. Yani kiliseden sekülerleşerek ayrışmış. Üniversitenin olduğu ama öbür tarafta da işte yönetimin olduğu bir sistem kurulmuş. Yani Avrupa'nın sistemini bence çok iyi özetliyor bu baktığımız zaman. Yani merkezde evet kilisenin olduğu ama bir tarafta kiliseden sekülerleşmiş teoloji de olsa sekülerleşmiş bir bilgi üretim merkezi. Burada da şöyle bir tarafı var. Yani mesela genelde hep şeyi konuşuyoruz biz de üniversitenin üniversumla çok alakası olduğunu söylüyoruz. Ve genelde de bizde üniversite denince anlaşılan şey şu. Evrensel bilgi üretilen yer. Evrensel bilgiyle aslında bir nevi aslında yerel dertlerimize bir çözüm bulabileceğimizi düşünerek başkaları ne söylüyor? Üniversiteyi biz kabullendik. Özellikle kendi medreselerimizin fen üretmediğini düşünerek 19. yüzyılda fen üreten bir darul fünun yapılandırarak kabullendik. Ama garip olan şey şu. Batı için aslında üniversitenin oluşumu böyle değil aslında. Evrensel bilgiyle yerel dertlere çözüm değil aslında. Aslında yerel dertlerin yerel dertlerden yola çıkarak evrensel bilgi üretilen yer. Yani baktığımız zaman aslında temelde Cambridge kendi hikayesini yoğurarak. Tabii yani Cambridge ile Oxford'un farkı ne? Yani onların temel farkları var işte. Ondan sonra diyelim ki Paris'in farkı ne? Herkes kendi yerelliğinde aslında kendi yerel dertlerinde bir şekilde o dertleri evrensel bilgi üretimine onları götürdüğünü görüyoruz. Yani bizim mesela o anlamda belki de sonradan modernleşmiş toplumlar olarak en temel farklarımızdan bir tanesi bu olduğunu görüyorum ben. Mesela onlar kendi yerel dertlerinden yola çıkarak evrensel bilgiyi üretirken aslında şöyle bir şey, yerel dertlerini evrenselleştirirken. Aslında bir taraftan da yerel dertlerini evrenselleştirirken. Biz üniversiteyi onlar da var diye mi aldık hocam? Bizim kendi hikayemizde yok mu böyle bir şey? Yani biz dünyayı daha iyi anlama, daha iyi kavrama, karşılaştığımız sorunları çözme konusunda daha geniş bir çerçeveden bakarak onu halletme konusunda kendi inisiyatifimizde gelişen bir süreç yok mu yani? Orada da mı bitmiş durumdayız? Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani bizde üniversite aslında bir geri kalmışlığın hikayesiydi. Geri kalmışlığın kabullenişiyle alakalı bir şeydi. Bu geri kalmışlığı... Biraz açmam lazım. Bir üniversitemiz olursa geri kalmışlıktan kurtulacağız. Kurtulacağız. Yani peki, şöyle. Neyi getirdik? İki türlü geri kalmışlık vardı bizde. Mesela 18. yüzyılın başında Viyana önlerinde bozguna uğrayınca yani teknolojik olarak geri kaldığımızı düşündük. 19. yüzyılın başında da artık kültürel olarak da geri kaldığımızı düşünüyorduk.
O ikisi var, o 100 yıllık bir süreç var ama üniversiteyi aslında biz bu iki bağlam içinde getirdik. Bence 19. yüzyılda gelen üniversite aslında 18. yüzyıldaki o teknik olarak geri kalmışlığı... Birisi teknik ve teçhizat. Evet, derdiyle kurulmuştu. Cumhuriyetle birlikte, özellikle 1933 reformuyla birlikte gelen üniversite ise, ki o üniversite farklı bir üniversitedir bence. Entelektüel kaygı. Tabii. O da bence kültürel geri kalmışlığın telafisi için kurulmuş bir üniversitede. Bitirirsek üniversiteyi bu aradaki boşluğu kapatırız. Ama burada yine bak, üniversitenin ister batıda olsun, ister bizdeki haliyle olsun, kendi içinde de ilk günkü şekliyle, ya ta Bologna'dan tut, işte Endülüs'teki işte medreselere kadar, hangi üniversitenin şeyine bakarsan bak, bugün gelinen noktada üniversitelerde kendi içlerinde bu anlamda tarihsel amaç ve araçsallaştırma değişiklikleri yaşadılar. Neye göre? Zamana göre yani. Şimdi mesela üniversite nedir şeyine baktığında, işte ilk en son Bologna sürecinde üniversitelerle ilgili mesela kamuyla ilişkilerinde kamusallık ön plana çıkıyor mesela. Araştırmayı ön plana çıkartıyor. Yararı ön plana çıkartıyor mesela. Toplumsal yararı ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla bunu düşündüğün zaman sen üniversite dün öyleydi, bugün de böyle diyemezsin zaten. Bu gelişimin ve üniversitenin kendi ruhuna da aykırı. Dolayısıyla dünün üniversitesinin anlayışı ya da üniversiteye getirdiğimiz kavramsal tanımlama, çerçeveleme bugün için çok da bazı noktalarda duruyor olsa da aynı kalması mümkün değil. Kalamıyor da zaten yani. Kalamıyor. Ya ben şunları anladım, daha doğrusu anlamak istedim. Üniversitenin bir kere her şeyden önce başka diğer kurumlardan ya da eğitim kurumlarından önde giden bir varlığı var. Yani vardı zaten. Vardı. Süreçte bilgiyi daha geniş kitlelere... Bir dönüştürücü gücü var. Daha geniş kitlelere, tabana belki de yayma konusunda yeni bir takım tercihlerde bulunuldu. Üniversite böylece kitlesel bilgiyi de üretme konusunda yeni bir takım yapılanmalara... Bak, tam burada bir şeye gireyim. Bak, üniversite popüler diye bir şey var Fransa'da. Bu aslında ne biliyor musun? Emeklilerin ya da işte kenara kıyıya çekilmiş işte bizdeki halk eğitimin bir tür farklı versiyonu. Yani böyle hafta sonları, hafta içleri o kadar çok ders var ki. Çok cüzi ücretlerle buna üniversite hocaları veya araştırmacılar geliyorlar. Ciddi ciddi böyle kamu binalarında, güzel mekanlarda. Mesela ben birkaç dersi, 3,5-4 yıl süresince takip ettim. Birçok ders takip ettim. Yani veriyorsun cüzi bir ücret. Ondan sonra, ve oralar mesela işte üniversite popüler diyor ama bakın. Halk üniversitesi tam kampilerde karşılıyor. Halk akademisi. Ama burada şu var yani. Bilinen üniversiteye alternatif bir şey değil. Ama şunu yapıyor. Hani sürekli eğitim mesela bu 2000'li yıllardan itibaren yaşam boyu eğitim, öğretim, yaşam boyu öğrenme süreçleri diye bir şey Bologna süreci. Bildiği hayata diyelim, işte bunun bir şeysi aslında, alternatifi değil ama yan yolu. Düşünebiliyor musun? Bunun yanında bir şey daha var bak. Mesela muhtemeldir ki, ben şeyde Amerika'da, İngiltere'de var mı bilmiyorum. Şey vardır yani, şöyle, auditeur libre diyor Fransızlar buna. Yani serbest izleyici, ne demek bu biliyor musun? Serbest dinleyici ya da. Ya üniversite kayıtları başladığında sen de gidiyorsun auditeur libre olarak, dinleyici olarak derse kaydını yaptırıyorsun. İşte hocalar işte oraya diyor ki şu kadar kontenjan veya bu kadar kişi. Hani sınavlara girmiyorsun ama o dersleri çatır çatır takip ediyorsun. Bayağı bir üniversite okuyorsun yani. Dolayısıyla burada şu var. Üniversitenin hakikaten işte 18-19. Yüzyıllardan 20. yüzyılın başlarına kadar gelen, ki demin söylediğim gibi kavramsal tanımlanan çerçevesiyle bugün geldiği noktadaki tanımlanan çerçevesi de farklılaştı. Ama bu yanı sıra başka anlayışları da getirdi. Niye? Asıl olan bilginin peşinde koşmaktır. Bilginin peşinde... Tamamla Ali abi. Şöyle, bilginin peşinde koşarken de bunu bir üniversitenin o anki amaçları doğrultusunda kurumsal olarak yaptığı bir işte bir kurumun, bir rektörlüğün, işte dekanlığın idaresinde yaptığı bir eğitim, öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri var. Ama bir de bunun ötesinde bilgi üretme, bilginin peşinde gitme amacı var. Şimdi bu bazı yerlerde araştırma öne çıkıyor, bazı yerlerde bilgi üretme öne çıkmaya başladı. Bazı yerlerde de hayatın pratik yönüne hitap eden durumlar ortaya çıkmadı. İşte burada üniversiteye alternatif yan yollar ortaya konmaya başladı. Ya böyle kişisel olarak
üniversiteye yüklediğimiz anlamla üniversite, yani idealize ettiğimiz üniversite anlamıyla, kavramıyla pratikteki sanki birbirinden çok uzak gibi görünüyor. Mesela öyle anlaşılıyor ki dünyanın neresinde olursa olsun büyük ve tanınmış üniversitelerin pek çoğu kendi devletiyle, kendi toplumuyla bir organik şeye sahip. Yani kendi devletinin ya da kendi büyük toplumunun çıkarlarının dışına düşen bir yerde durmuyor. Bunu söyleyebilir miyiz? Yani evet, söyleyebiliriz. Bunu devlet iktidarın hizmetinde olmalıdır gibi saçma bir noktaya asla çekmeden, öyle bir inanca da sahip olmadığımı ifade ederek başka bir şey söylemek için. Yani bir kere bir yabancılaşma söz konusu olmuyor herhalde. Bulunduğu ülkede üniversiteler o ülkenin muhtemelen entelektüel düzeyini yükseltme, değil mi? Bilgiyle kurduğu ilişkiyi derinleştirme ve çoğaltma, güvenlik konularında muhtemelen ürettiği bilgiyle kendi toplumunun esenliğini sağlama gibi hedefleri oluyor. Bak, bu söylediğini unutma. Yani çok böyle 2000, özenli bir Türkçe ile ilerlemeye çalışıyor. 2003'te bak şöyle, ben not aldım bunu, yani bunu kullanmamız lazım diye. 2001'de Salamanca'da, İspanya'da, bir de 2003'te Graz'da üniversitelerin işte yönetimleri nedir üniversitenin rolleri diye toplandıklarında şu 6 maddelik bir şey yayınlıyorlar. Onun içerisinde ne var? Bir tanesi bak, kamu sorumluluğu olarak kalmasını sağlamak üniversitenin. Üniversiteler kamu sorumluluğunda kalacak diyorlar. Ne demek o? Yani şu kamuyla ilişkileri olacak. Tamam. Böyle steril, toplumdan mesela, kopuk. Ama reformun merkezinde de olacak üniversite diyorlar. Geliştirici. Tabii. Değil mi? Sonra ne diyor mesela? İşte bu, işte Bologna sürecine doğuran şey de bu. Avrupa üniversiteleri ya da Avrupa merkezli bir gelişimin odağında olacaklar. Bir başka şey, akademik kalitenin artırılması. Bu Graz Deklarasyonu'nda geçiyor. Sonra araştırma kesinlikle üniversitelerin ayrılmaz en önemli parçasıdır. Bak, kalite, araştırma, reform merkezinde olmak. Görüyor musun bütün bunları? Ve dediğim gibi kamu sorumluluğunu da kamuyla bir ilişki içerisinde kalmalı. Bütün bunları düşündüğünde bu senin soracağın soruya yani biraz daha cevap olmuş olacak. Tamam, oradan ilerleyelim o zaman. Madem böyle olması da gerekiyor. Neden biz, yani ben kendi adıma 79'dan itibaren üniversite olayla iç içeyim. Evet. 79'da üniversite yaşamım başladı. Sonra üniversitede hocalık vesaire, o süreçler. Neden biz hep üniversiteyi tartışırız? Nasıl bir üniversite tartışması sorusu hep böyle gündemimizde önemli bir yer tutar. Hatta bu tartışma bizi zenginleştirir. Bu üniversitenin nasıllığına yönelik bir soru cetveli bize bir sürü yeni imalar, yeni imkanlar, yeni bakış açıları kazandırır. Ayrıca da yani ben birkaç ihtilal görmüş birisi olarak, sizler de gördünüz. Yani muhtemelen 60'tan itibaren toplumsal hareketlilik söz konusu olduğunda direkt hedef gösterilen yer üniversiteler. Hı hı. Yani bir sürgün hikayesi var biliyorsunuz pek çok bilim adamının. 1402'de ben bir mesela gerçeği var. Niyazi Berkes'in Unutulmayan Yıllar olması lazım. Oradaki anılarını okuduğumda mesela dil tarihte neler çektiğini tabii sol kemalist bir perspektif içerisinde anlatıyor. Onun dışında sayısız üniversite anıları var. 12 Eylül'de Kenan Evren'in üniversitelerle ilgili söylediklerini unutmuş değiliz. Hatta YÖK sanırım hala daha sevimli bir görüntüye o zamanlardan kalma müdahaleden dolayı oluşmuyor. Zihnimizde o 80'li yılların yarattığı YÖK algısı oradan sonra kuruldu. Evet, dolayısıyla yani böyle çok otoriter, yani çok tepeden inme, çok düzenleyici, karışıcı bir şeydi 80'lerdeki. Dolayısıyla bugün YÖK kendini ifade etmeye çalıştığı her seferinde o kuruluş döneminin YÖK'ünden ne ölçüde ayrışıyor, ne ölçüde ona benziyor diye bir soruyla bakmak zorunda kalıyoruz. Yani şimdi Türkiye'de üniversiteler ne yaptı da böyle anarşiyle ilişkilendirdiler, iç gerilimlerle, çalkantılarla çok yüksek bir görüşün, çok yüksek bir bakış açısının, besleyici, yol geliştirici bir düşüncenin kaynağı olarak toplumda bir yer mi tuttular da üniversite bir tedirginlik kaynağı olarak sürekli kodlandı? Bünyamin Hoca, bunu anlatabildim mi? Yani Türkiye'de üniversite deyince evet bitirmemiz lazım. Üniversite okumadan olmaz. Bir işe girmemiz için bugün üniversite bitirmeyeni kimse bir şey saymıyor falan gibi
Ulu orta söylenen şeylerin bir ilerisine gittiğimizde... O son söylediğim ben, biraz değişti sanki. Ama sanki. Şimdi bir başka taraftan da üniversite zihni karışıklık, bir o yol tutturamamak, bir belirsizlik, her durumda muhalif olmak ya da huzursuzluk gibi. Ya bunları haksızlık etmek istemem ama toplumdaki bu algı, üniversite nasıl bir maziye sahip bizde? Yani bizdekinden isterseniz ilerleyelim. Öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bizdeki bugünkü modern anlamda üniversiteye baktığımızda bu 19. yüzyılda yapılan Darülfünun aslında medresenin daha modern biçimi olarak yapılanıyor. Ne demek istiyorum? Biraz açayım. Yani aslında okul mantığıyla, medrese nasıl ders mantığıyla yapılandıysa o ders mantığıyla yapılanan medresenin fen üretmediği düşünüldüğü için yine okul mantığıyla, yine ders mantığıyla Darülfünun yapılandırılıyor. Dikkat ederseniz ilk açılan fen evleri diyebileceğim şeyler genelde meslek öğreten yerlerde. İşte tıp fakültesi, baytarlık mektebi, muallim mektebi, mektebi mülkiye, pratik, harbiye. Pratik şeyler. Yani bütün bunlar aslında okuldu yani, meslek öğreten yerlerdi. Bir nevi medresenin o ders mantığından çok kopmamıştık aslında. Ama diğer taraftan aynı dönemsellik içinde mesela batıdaki üniversite tartışmaları içinde baktığımızda işte insan yetiştirmenin, yani genel kültüre sahip olan insan yetiştirmenin aslında daha ön plana çıktığını görüyoruz. Yani üniversite eğitimi demek aslında yeni bir insan yaratmak gibi bir şey demek. Yeni bir insan. Çünkü üniversitenin böyle bir değiştirici gücü var gerçekten. Kaç ya, tip insan yetiştiriyor Türkiye? Türkiye'de üniversitelerin ya, kaç tip yarattığı insan var? İşte ilk başlarda bence 19. yüzyılda biz meslek adamı yetiştirmek için üniversiteler kurduk. İnsan yetiştirmek için üniversiteler kurmadık. Onu söylemek lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela batıdakiler insan yetiştirmek için. Ki insan da başka bir bağlam ama ondan sonra ama insan yetiştirmek için üniversite kurdular. Aslında Cumhuriyet'le birlikte insan yetiştiren üniversiteye doğru dönüştük. Yani siz tabii yani kaygılarınız da 47'li yıllarda, 46'lı yıllardan başlıyor ama aslında üniversiteden ilk büyük atılışlar 33'tür. Yani tabii şeyden başlıyor. Tabii Darülfünun'un bir şekilde tasfiyesinde bütün bir hocaların atıldığı yerine de Cumhuriyet'e geçişin ilk şeyleri yani o Alman falan tipi, Humboldt tarzı insan yetiştiren üniversite sistemi bugünkü aslında hala aslında bugün Türkiye'de üniversiteden bahsediyorsak bu üniversiteden bahsetmemiz lazım. Şimdi yavaş yavaş değişiyor tabii ki. Daha çok Amerikanize oluyoruz. İşte hocamın bahsettiği ilkeler geliyor ama temelde aslında bizim üniversite sistemimiz 33'te kuruldu. Bu 33'te aslında kurulan, bir Darülfünun deriz ama Darülfünun'da kurulan şey aslında bu medresedeki okul sisteminin seküler haliydi. Tabii. Oysa 33'ten sonraki aynı malzemeyle hatta. Aynı malzeme. Aynı malzeme tabii. Ama mesela 33'ten sonraki tamamen malzemeyi de kenara koydu dikkat ederseniz. Malzemeyi yeniden kenara koyarak sıfırdan yeni bir batı tipi üniversite oluşturdu. Yani o evrensel bilginin yerel dertlerimizi çözümleyebileceği bir zihin dünyasıyla. Bu çok oryantalist bir zihin dünyasıydı aynı zamanda. Çünkü kendi dertlerimizden yola çıkarak evrensel bilgiyi üretmek aslında Darülfünun'un derdiydi. Evet. Bunu da söylemek lazım. Ya ben o dediğinin paradigma değişimi oldu orada. Özellikle yani benim de yakından ilgilendiğim bir alana nasıl yansıdığını bildiğim için. Mesela evet. Ankara İlahiyat'ın ilk kuruluşu. Bugünkü serüvenin üzerinde konuşmaya izin veren bir geçmiş değil ama ilk kuruluşunda mesela nasıl kendi o geleneksel bağlamın dışına çıkmayı radikal bir şekilde başararak nasıl bir tuhaf bir şey kurduklarını biliyoruz. Evet. Kurduklarını biliyoruz. O yüzden şeydi yani işte o bağlamda biz aslında kendi yapımızı, kendi üniversite yapımızı insan yetiştirme üzerine 33'lü yıllarda şimdiki üniversiteden bahsediyorsak eğer insan yetiştirme üzerine ve bir nevi evrensel bilginin yerel dertlerimiz neydi? Şehir mesela bir derdimizdi, yönetmek derdimizdi, eğitim derdimizdi, teknoloji derdimizdi. Bunlara çare bulsun diye aslında nüfus, böyle bir gecekondu, yerleşim alanı. Böylesine bir üniversite yapılandırdık aslında baktığımızda. İşlevsel. Ama nasıl? Evrensel bilgiyle kendi dertlerimize çare bulacaktık. Buradan yola çıkarak bir yani kendi dertlerimizden yola çıkarak bir evrensel bilgi üretmek gibi bir derdimiz de olmadı. Sıkıntı burada. O yüzden insan yetiştirmek için kurduğumuz üniversite yine dershaneye dönüştü aslında.
yine bir şekilde aslında ders verilen, yani evrensel bilgilerin derslerinin öğretildiği mekanlara dönüştü baktığımız zaman. Özellikle uzun yıllardan beri bir üniversite içinde geldiğimiz yerde bu ders verme, eğitim meselesine aslında çok da şöyle kopmadık. Şöyle bir şey, yani üniversite dediğimiz şey en yetkin haliyle, en böyle oturmuş ve biçimlenmiş formuyla belli bir tip insan yetişebiliyor mu? İşte böyle bir görevi var mı? Tam Olmalı mı? Şuraya bağlayacağım meseleyi hocam. Hani siz dediniz ya, özgürlük, muhalefet, özellik değil mi? Yani bunlar da çok derdimiz. Aslında buradaki mesele biraz şununla alakalıydı. Şimdi bir üniversite, yani kendi toplumsal dertlerinden yola çıkarak ondan sonra oradan bir bilgi üretiyorsa aslında onun böyle dertleri olmuyor. Yani işte özellik şuymuş, buymuş. Yani o özellik olmuyor. Mesela diyelim ki Almanya'daki bu Humboldt tarzı eğitim sistemini kim kurdu derse, Büyük Frederick kurdu aslında. Büyük Frederick de çok otoriter bir adamdı. Hiç öyle hani üniversitelere özgürlük veren falan bir adam değildi. Hatta çok meşhur sözüdür onun. Her şeyi tartışın, üniversite şeyler, her şeyi tartışın, entelektüel, ama itaat edin. Mesela bütün bir tarzı buydu. Yani Büyük Frederick'in yönetim tarzı buydu. İtaat edin, bana itaat ettikten sonra her şeyi tartışın, her şeyi konuşun. Üniversite, Alman üniversite sistemi bunun üzerine oturdu aslında 19. yüzyılın. Yani akademik olarak her şeyi tartışmak özgür. Ama devlete itaat etmek de şart. Böyle bir şey. Çünkü yerel. Bizde şöyle bir şey oldu. Bizdeki üniversitenin muhalefetle ilişkisi ya da değişimle ilişkisi aslında şundan kaynaklandı. Evrensel bilgiyi yerelde kullananların kurduğu bir zihin dünyası ya, üniversite yapılandığı için o evrensel yerelle bilgiyle çatıştı. Tabii yerel her zaman çatıştı. Yerelin temsilleriyle karşı karşıya geldi. O zaman evet, yerel, siz o zaman yani bir anlamda kendi ülkenize dışarıdan bakan birisi haline dönüştü. Yani üniversiteye girdiğiniz andan itibaren kendi toplumunuzu evrensel bilgi kıstaslarına göre değerlendiren bir varlığa dönüştünüz Dışarıdan aslında. Dışarıdan bakış. Yani, ama toplumda yerel ya da batıcı, yerel milli ya da batıcı, Kemalist ya da her neyse, bütün temsilleri üniversitelilerden devşirmeye çalıştı. Yani ben bakıyorum şimdi, Demirel üniversiteli, Erbakan üniversiteli, değil mi? Yani çünkü o çok daha farklı bir şey. Ben ona şey diyorum. Yani üniversitenin misyonunu kabul etme konusunda kimsenin bir sorunu yok. Yok. Ama bu gerilimin arkasında şey var. Dediğin gibi sözüm ona evrensel olanla, evet, sözüm ona yerli olan arasındaki kapışma. Kapışma. Yani bir de işte bak orada yani şöyle bir şey var. Yani siz kendi dertlerinizden yola çıkarak bir üniversite dizayn ettiğiniz zaman orada evrensel bir bilgi ürettiğiniz zaman bir de onu içselleştirerek üretiyorsunuz. Yani kendi toplumumuzu içselleştirerek. Oysa bizde toplum tarafından içselleştirilmemiş bilginin yukarıdan aşağı doğru topluma doğru dayatılması. Kurtarıcı, ve mühendis. Bir mühendislik işi. Misyanik. Bir toplumsal mühendislik işi olarak üniversite gördü. Üniversite o yüzden aslında hep toplumdan biraz farklı, toplumu dönüştüren, değiştiren bir yapıya sahip olduğu için de muhalif görüldü. Hep bir şeylerin muhalifi oldu. Aslında mesela diyeyim ki ben siyasal okudum. Normalde siyasal. Mektebi mülki olarak kurulmuş. Hani en muhafazakar olması gereken üniversitedir. Değil mi? Yani baktığınızda. Ha, bir muhafazakarlık vardı tabii ki. Yani o sol Kemalizm ayağı da bir muhafazakarlıktı aslında. Bir cumhuriyet muhafazakarlığını. Mesela diyelim ki biz siyasalın her ilmeğinde çok rahat bir şekilde görebiliriz bir cumhuriyet muhafazakarlığını. Ama işte o cumhuriyet muhafazakarlığıyla siz evrensel bilgiyi bir şekilde buluşturduğunuz zaman orada o zaman o muhaliflik oluyor. Muhalif görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada şeyi de göz ardı etmemek lazım. Üniversiteler her zaman bu muhalif duygusunu, yani muhalif topluma muhalif olun. Aslında kendi toplumlarına muhalif oldukları için. Nereden peki gücü alıyorlar? Rasyoneliteden gücü alıyorlar. Moderniteden gücü alıyorlar. Aydınlanmacı fikirden gücü alıyorlar. Ama kendi toplumlarına da muhalif oldukları için kendi varlıklarını özellik ve özgürlük içinde korumak istediler. Yani bir şekilde aslında cübbeleri, yani üniversite akademisinin cübbesi, akademisyenin cübbesinin koruyucu bir nesne olmasını istediler aslında üniversiteler. Şimdi özellik dediğiniz şey de aslında biraz hani idari ve mali aslında
bir koruyuculuk. Özgürlük ya dediğimiz... Bu özerk meselesini ben açıkçası böyle izleyicilerin önünde sormak istiyorum. Nedir özerklik hocam? Bir şeyin özerk, üniversitenin özerk olması demek. O demin o Alman imparatorunun söylediği şeye benzer bir şey mi? Yok, hayır. Hiç öyle değil. Ondan daha farklı bir şey. O çok hoşuma gitti. Ha, bir daha. Davos sizde tokmak benim. Çok hoş o ya. Hiç sorun olmaz evet. Onda. Yani bana itaat ettikten sonra istediğiniz gibi gevezelik yapabilirsiniz. Konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz. Ne güzel. En uçlara gidebilirsiniz. Yani, yeter ki sonunda tabii. Bana... Ya, yeter ki. Yani yeter. Aslında bana itaat et dediği devlete itaat. Devlete tabii, itaat ettikten canım. Sonra... İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Şimdi özellik denilen şey, üniversitenin özellikle kastettiği şey aslında idari mali özellik. Bu şu demek, parayı devlet versin, daha doğrusu millet versin, ben istediğim gibi kullanayım. Özellik o. Özellik dedi. Üniversitenin özellikle anladığı üretim, buydu. Eğitim, düşünce, ha. O konulardaki bağımsızlık, evet, üniversiteye bu, polis girmesi, karakol açılması, onlarla alakası o yok. O özgürlük. Yani bu buradaki mesele de, yani özgürlük dediğimiz şey de, yani ben burada her ne yapıyorsam buna da yani ne düşünüyorsam üniversite, yani devlet buna karışmasın. Mesela diyelim ki Alman nasıl üniversite yani sisteminde bu özgürlük vardı aslında. Onu söylemek lazım. Yani burada her ne yapılıyorsa devlet buna karışmıyordu aslında. Özellik yoktu. O yüzden yani, bazı zenginler himayelerini alıyordu, bazı tabii. Araştırma merkezlerini ya da parasal özellik destekler. Yoktu. Bizde mesela 61 anayasasına konulan şeyde hem özellik vardı hem özgürlük vardı. Şimdi özgürlük konuşuyoruz, özelliği çok fazla konuşmuyoruz. Çünkü özellik konusu artık yani kapitalizm içinde bambaşka bir tarafa da doğru evrildi. Çünkü artık parayı veren sadece devlet değil. Mesela Batı'da, Amerika'da parayı veren özel şirketler. Özel şirketler de parayı verirken kendi araştırmalarını istiyorlar. Evet, bunlara ikinci bölümde konuşmamız evet. Gerektiğine dair bizim yeni yönetmenimizden bir uyarı var. Onu ilk kez sesini duyduğum için hemen uymam lazım. Yani itaat ettikten sonra her şeyi konuşabiliriz. Sesleri de tanıyoruz. Bir mola veriyoruz. Biraz sonra tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar merhabalar. Derdimiz Hayat'ta Bünyamin Bezci, Ali Büyükaslan ve ben Necdet Subaşı. Bugün üniversiteyi konuşuyoruz. Üniversite kavramı etrafında biraz bildik tartışmaları hatırlatarak ilerlemeye çalıştık. Türkiye bağlamına gelmemek için direniyorum ama üniversiteyi konuşup Türkiye'yi konuşmamak da yani çok da şık bir şey olmayacakmış gibi görünüyor. Bu nedenle yumuşak da olsa artık Türkiye bağlamına geçebiliriz. Fakat herhalde biraz atladık. Bazen de şöyle oluyor. Biz bir şeyler konuşurken ya şunu da duymamışlar, bunu da görmemişler diye bir eleştiriden de hafif korkuyoruz sanki ben şahsen. Onun için değinmek de gerekiyor. Ben çok değerli izleyicilerimize bizim bu oturumlarımızın akışı ya da formatı hakkında kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Biz bir ortak bir hazırlık yaparak gelmiyoruz. Yani nasıl bir tarz tutturduk onu bilmiyorum. Belki Bünyamin Hoca'nın, Ali Büyükaslan'ın söyleyeceği şeyler vardır. Ama şöyle bir şey yok yani. Yarın şu başlıklardan ilerleyelim, işte şu konulara biraz değinelim falan diye. Çünkü onun muhabbete hiç beklenmedik bir yapaylık katacağını düşünüyoruz. Bu nedenle azıcık müktesebatımıza güveniyoruz. Biraz İstediğimiz sorudan başlıyoruz. Biraz da heybemizde ne varsa onun üzerinden gidiyoruz. Zaten eksikleri siz dinlerken tamamlayacağınızı da düşünüyoruz. Sizi bu masanın boş kalan taraflarına eğer katabilmeyi başarabilirsek daha ne olsun yani. Öyle değil mi Bünyamin Hoca? Evet yani, bence de çünkü biz bir konu, formatla ilgili birkaç bir noktaya... konuyu ele alırken konunun her tarafında etraflıca konuşmayı hedeflemiyoruz bir defa her şeyin ötesine. Yani belli bir çerçevede kendi yaşadıklarımız, kendi tecrübelerimiz bağlamında ve kendi bilgilerimiz bağlamında aslında konuşuyoruz. O yüzden hep eksik bir taraf var ve hep tamamlanması gereken bir taraf var. Ne kadar çok tamamlanırsa aslında seyirciler, izleyiciler tarafından o kadar da başarılı. Bizim için aslında belki de hani... Ana hedef aslında izleyicide bir farkındalık oluşturmak. Yoksa yani üniversitenin baştan sona bütün sorunlarını da yok, halletmek tabii değil. Yani, o zaman hem zor olur hem de
gereksiz bir gerekli mi yani? Hadi abi sen ne düşünüyorsun? Doğru, çünkü yani bir o haddimizi aşmak, en azından ben böyle diyorum, haddimizi aşmak olur. Çünkü şimdi bir üniversite yöneticisiyle, tamam ben yöneticiyim ama bana sorsam bir sürü derdim var ama bunu derde niye konuşayım ki ben onu yani. Ama bu arada, bir sürü de bu arada hatırlatmam gerekiyor yani hiç bu tür makam mansıptan bahsetmedik ama. Ya yok yani evet ona da çok gerek yok. Ali Hocam İletişim Fakültesi dekanlığı yapıyor, böyle bir görevi de var. Dolayısıyla normal bizim gibi rahat konuşanlara karşı kendini bağlayan bir takım sorumluluklar da var. Ona dikkat ediyorum. Konu zorlaştığında sana vermiyorum. Eyvallah, ya konuyu şöyle, zorlaştırmak için Bünyamin Hoca'ya veriyorum. Çünkü rahat şöyle, biraz... Yani, bunu şöyle düşünmüşsün. Evde oturmuşuz misafirliğe, çaya gelmişiz. Çaylar aynen ortada. Öyle, işte muhabbet öyle ederken onun bir üçlü muhabbet ev halkası. Sohbetinde de üniversite açılır mı onu bilmiyorum ama o öyle bir şey olsa dekanları falan konuşuruz, bölüm başkanlarını. Tabii orada biraz ederiz. Daha özele ineriz. Evde falan bu kadar, zaten ev sohbetlerinde bu ciddiyette falan konuşabilsek. Hocam ama lojmanlarda üniversitenin dışında başka bir şey konuşulmuyor. Öyle tabii canım. Şimdi ben bir şey anlatmak istiyorum. Siz ikiniz kaldınız değil mi lojmanda? Bak ben kalmadım lojmanda. Bilmiyorum oradaki kültürü yani ne oluyor ne bitiyor. Bir anekdot anlatabilir miyim Ali abi? Şimdi sen çoğunu tanıyorsun ama isim vermeyeceğim. Çok saygı duyduğum büyüklerim onlar. Biz hemşerilerimizden birinin evine oturmaya gideceğiz. O zamanlar ben lisede okuyorum. Babamlar haber gönderdiler işte maniniz yoksa akşam size geleceğiz diye. Ve biz onlara yıl 79 olmalı. Gittik onlara oturmaya ama bir gittik. Onlar da bize sonradan randevuyu iptal edecek, yani misafirliği iptal edecek bir şey yapmadılar. Bunlar üniversitede hocalık yapıyorlar. Birisi bizim akrabamız sayılır Selçuk'tan. Onlara oturmaya gittik ama biz birdenbire o gece orada toplanmış bir 7-8 kişilik kadronun ortasında bulduk kendimizi. İşte babam öğretmen ama bu konulara uzak. Ben öğrenci, belli bir siyasi enerjik bir ilgim var. Oradakileri gözlemeye, anlamaya çalışıyorum. Kendimce, kendi dünyam için çıkarımlarda bulunuyorum. Ama nasıl bir muhabbet var orada? Dekan gidiyor, bölüm başkanı geliyor, bölüm başkanı gidiyor. Öbür var değil mi hala böyle şeyler? Ya biz şimdi bir yandan da ben o sene üniversiteyi kazanacağım işte hayal ediyorum. Şöyle olacak, böyle olacak falan. Selçuk 70'lerde kurulduydu değil mi hocam? 72. Oradaki şeyler, bir bölüm içerisindeki küçük enstantaneleri konuşuyorlar. Diğer kurumlarda olduğu kadar, her kurumun böyle bir şeyi ama var. Ama biz dışarıdanız ya, evet. Bir yandan böyle küçümsüyoruz ya, üniversite hocaları neler konuşuyor falan filan diye. Yani bu mu, bu mudur yani falan. Yani, akşam. Ankara'daki bürokratların hayatı da akşam 6'dan sonra başlıyor. Ama işte ya. Buralara bugün girmeyelim. Yok yok. Buralar ya, ama bak bir şey söyleyeyim. Buyurun şimdi. Lütfen. Şöyle, yani idareci dediğin için, mesela bir üniversite idarecisi, gerçekten öğrencilerine, üniversitede dahi, öylesine hızlı bir değişim var ki, hele teknik konularda eğitim öğretim veren bölümler ya da fakülteler, nedir biliyor musun hadise? Çok hızlı değişmesi lazım. Falan cihaz çıkmış, falan altyapı lazım. Yenilemesi lazım. Müfredat altyapıyla birlikte değil mi? Niye? Günah ayak uydurma diyoruz ya, bilgiyi işte nedir? Reformun hep peşinde olmak, merkezinde olmak diyoruz bakın. İşte bu İdareci olsak şurada başka türlü konuşuruz, sorunlar falan deriz ama bunu yakalamak için de verdiğimiz mücadeleyi anlatırız. Ama biz üniversiteye böyle yine şemsiye gibi bakıyoruz, her şey için alıyoruz. Mesela üniversiteye ilk girdiğimde bir hafta oldu olmadı, sonra bir silah, bir bilmem kimi öldürdüler, bir ay tatil okul. Ha, o zamanlar ne kadar çok ben mesela vardı. Ben girmişim bir hafta olmuş, sonra üniversite tatil. O zamanlar cep telefonu yok, yani. Haberleşme bu kadar kolay ya, değil. Tabii. Ailelerimiz neler çekerdi ya. Yani ve şey var, böyle mesela dersteyiz, hiç unutmam bunu bakın. Beni dinleyen sınıf arkadaşlarım varsa şahittirler. Ya bir anda silahlı askerler girdi sınıfa. Ne oluyoruz? Falan burada mı dedi. Hoca hanım korktu. Yani bayan bir hocamız vardı, şeyden yurt dışından yeni gelmiş. Hepimiz böyle ne oluyoruz ya? Baktılar, aradıkları kişi yok. Muhtemel bir olaya karışmıştı onu. Ama tekmeyi vurup sınıfa girebildi yani o başçavuş askerlerle. Ama şeyi de anlat o zaman sınıfa giren militanları da konuşmak lazım. Yok işte o silahlı o, girenler. Herhalde siyasal daha bu konularda renkli bir şimdi yer. Bakın bizim üniversite gerçekliğimizin içinde bu da var. Yani bunları da konuşmak lazım ama üzerinde durmak bu kötücül şeyleri hatırlatmak da istemem. Ama ben hatırlıyorum böyle bir
komando gibi biri kapıya geçmişti, böyle ayaklarıyla elleriyle falan kapıyı tutmuştu. Birisi de içeri girdi ve hepimizin masasına birer dergi bıraktı. Ondan sonra iki dakika içerisinde herkes derginin şeylerini verecek. Şimdi tabii serde bir cesaret, bir tavır koymak değil mi? Orada kendinizi göstermek de istersiniz. O yaşlar ona uygun bir şey de veriyor insana. Gözü peklik. Hadi göster kendini bakalım. Yani gösterirsen dişlerini falan kaybedebilirsin. Kaburgalarını hayatını kaybedebilirsin. Bunlar da, ben bunu da anlamıyorum. Mesela şimdi bu ideolojik parçalanmışlıklar. Biz de üniversitede bu orayı ele geçirme mantığı, dün, bugün, yarın fark etmiyor. Yani bu ele geçirme şehvetinin kaynağı nedir? Neden bizde bilgi böyle bir hegemonik bir tarzda ilerliyor? Bilgiyle olan ilişkimiz niye bir ciddi sorunlu bir paylaşım, bir ne bileyim bir dertleşme noktasında değil de hep bir savaş ve çığırtkanlık üzerine. Bilsin demiyor musun? Ben bilginin, bundan çok rahatsız oluyorum. Bilginin arayışında, bilginin peşindeyiz. O zaman niye konuşmuyoruz ki? Niye sormuyoruz ki? Ne anlamıyoruz ki siz, yani? En mahrem, en kutsal bilgiyle, yani biz taşrada okuduk hani. Ama siz merkezde okudunuz. Bu tür şeyler niye oluyor? Yani öğrenciler niye böyle sınıfta ayrı ayrı yerde oturur? Niye birbirleriyle yurtta aynı katta kalamaz? Yani bunu nasıl, bizim genlerimizden mi geliyor bu bölünmüşlük? Yok, hayır, onunla alakalı. Her toplumda belli bölünmüşlükler var. Belli o taraflar. O kadarını tolere edebiliriz yani, ama oluşuyor. Bizde savaş var, ölüm var işin içinde yani. Yok, birçok toplumda da aynı şeyler oldu aslında. Öyle mi? Tabii tabii. Bu tamamen aslında değişimin hızıyla alakalı bir şey. Tabii biz yani çok hızlı değişen bir toplumsallık içinde yaşadığımız için taraflar da çok radikalleşiyor. Yani, hızla. Tabii hızla alakalı. Zamanla hayatın kendisi hız kazanınca, ki bizde de mesela kapitalizm hız kazandı, hayatın kendisi hız kazanınca, dikkat ederseniz o 70'li yıllarda 60 kuşağı dediğimiz adamların çoğu 80'den sonra aslında galerici oldular. Yani bayağı kapitalist oldular. Oradaki sosyalist çocuklar. 68 kuşağın. 68 kuşağın sosyalist çocuklar. Ama oldular çocukları. Ama orayı da böyle bir asr-ı saadet gibi anlatıyorlar. Müthiş bir romantizm. Tabii tabii, müthiş bir romantizm. Yani ama, bunun vakıfları bile kuruluyor artık. Ama şöyle diyeyim ben size. Değil mi? Yani orada da fark şuydu aslında. Ha, biz bazen diyoruz ya, bilgi güç yaratır. O işte sosyolojinin tipik şeyidir. Çünkü evrensel bir doğruyu veya bir hakikati biliyorsan, bu gerçekten her yerde geçerli olan bir güçtür bir taraftan. Ama bizde akademi bilgi sahibi olduğu için güçlü olmadı. Yani onu söylemek lazım. Evet, bilgi değil onu güçlü kılan. Evet, bizde akademiyi güçlü kılan şey yine klasik şeydi aslında. O da meşruiyet halkası oluşturuyor akademi. Yani şimdi neyle alakalı bu? Hani padişah mesela görevden alınabilir ama hal fetvası mutlaka şeyhülislam vermek zorunda. Bir otorite gerekiyor. Bir otorite olarak. Yani meşruiyet halkasını o oluşturuyor. Dikkat ederseniz 60 darbesinde aynı şey geldi işte. Akademi orada anlamlıya. 60 darbesi oldu. Hemen işte 27 Mayıs'ta şeyin Haziran'ın sonunda İstanbul Hukuk Fakültesi'nin akademisyenleri neden darbe olması gerektiğini meşrulaştıran bir bildiri yayınladılar. Aslında bir modern molla, evet, modern mollalar bildirisiydi. Evet, evet. Arkası geliyor tabii onun. Yani işte akademi 28 Şubat'ta da biraz şeyde meşrulaştırmak için fark etmiyor yani. Bizde akademi yani bilgi sahibi olduğu için değil, meşruiyet halkasını oluşturduğu yani için. Yani askeri kışlaya davet ediyoruz da üniversiteyi niye şeye davet etmiyoruz? Üniversiteye. Ya bir defa ben şeye de çok şey değilim yani. Evet, şöyle bir şey var. Bazı kurumların kendi işlerine döndüğü zaman, apolitikleşeceği ortada. Yani şu anda da 3 aşağı 5 yukarı o tarafa doğru evrilmiş durumda her kurum. Ama şu var, her kurum da çok rahat politikleşebilir. Bu isterse lise olsun, isterse tabii üniversite Türkiye'de olsun. Bu örnekleri yani, çok rahat görebiliyoruz. Yani bu politikleşmesinin temel aslında yolu da orada tarafların oluşması. Askerin içinde de aslında biz yani dışarıdan baktığımız zaman çok görmüyorduk ama yani mesela Milli Birlik Komitesi'ne bakarsak oradaki 38 kişi aslında ordunun içindeki farklı fraksiyonların temsilcileriydi. Tabii sonra tasfiye edilenler yani, oldu. O da aslında siyasal. Orada belki siyasal parti yok ama kariyer blokları vardı. Farklı kariyer blokları kendi üniversitede arasında. Üniversitede de bu olabilir diyorsunuz. Üniversitede de kariyer blokları var aynı şekilde.
Üniversitede de aynı şekilde diyelim ki öğrenci tarafları var. Olabilir. Kulüpler var. Ama işte bunu da dozunda tutmak gerekiyor. Bunu dozunda tuttuğunuz zaman bu aslında üniversiteye dinamizm de getirebilir. Hocam sanki o bilgi bir çekicilik yaratsa, olmazsa olmaz bir değere sahip olsa o üretilen bilgi. Hı-hı. Sanki bunların bir anlamı olmayacak. Aşağıdaki bu bölünmelerin, gerilimlerin anlamı olmayacakmış gibi görünüyor. Yani bir taraftan da o var. Evet, çünkü gerçekten. Çünkü bilgi çok formel. Yani hiç, hı-hı, bu bilgi çok hayatın içinde değil gibi görünüyor. Sizi bilgi alıp götürmüyor yani. Ha, evet, onu söylüyorum. Yani düşünsenize mesela diyelim ki ben tabii ki çok apolitik bir üniversitede okudum. Yani her ne kadar siyasal olsa da 80'li yılların sonunda okudum. 80'li Hocam yılında. Sendika bilgisi, i̇şte, dernek bilgisi, hayır, şunu anla. Lokal bilgisiyle, aha, üniversitede öğrenciler kamplaşıyor ya. İşte ben de, ben bunu anlamıyorum. Yani öğrencileri birbirine düşüren şey, aha, okulda aldıkları şey mi yoksa dernekten, lokalden, sendikadan aldıkları şey i̇şte mi? İşte dikkat edersek mesela 70'li yıllar, 60'lı yıllardaki politikleşen öğrencilere, yani aslında öğrencilikle çok bağ olan insanlar olmadığını görürüz. Yani öğrencilik dediğimiz işte hani oturup kitap okuyup dersine çalışıp hani onlara da o bilgiye ulaşma anlamında. Acayip bir mahalle baskısı uygulanıyor. Yani, uyuz deniyordu mesela. Yani onlara baktığımız zaman aslında çok başarılı öğrenciler de olmadıklarını görürüz. Öğrencilik açısından baktığımızda. Aylak. Yani aylak demeyelim haylaz ama diyelim. Tercihleri farklı. Hı, tercihleri çünkü farklı. Zeka açısından hemen hepsi zaten çok zeki insanlardı. Ama şu var, üniversite, diyelim ki üniversite eğitimi dediğiniz gibi gerçekten anlamlı bir eğitim olmuş olsaydı belki de onları alır götürebilirdi. Ve çok büyük bir katkı üretirdi. Evet. Bu kadar zeki insan. Yani çünkü ama bizde az önce de bahsettiğimiz gibi bu ders, eğitim meselesinden çok çıkmadı. Oysa üniversitenin, hocam da biraz bahsetti, bana göre mesela 3 temel fonksiyonu var ki birbirinden hiç ayırt edilemeyecek fonksiyonlar. Hepsini beraber yapması gerekiyor. Birisi eğitim, öğretimse, birisi araştırma, birisi de aslında topluma hizmet. Mesela üniversite aynı zamanda topluma hizmet de üreten yerler. Hocam özellikle halk akademileri gibi yapılardan bahsetti. Mesela sadece o değil. Mesela siz diş hekimliği kuruyorsunuz. Yok efendim işte şey kuruyorsunuz, tıp fakültesi kuruyorsunuz. Orada hastalar. Yani hastalara nasıl baktığınız da önemli. Ondan sonra diş hekimliğinde işte hastalarınızın nasıl ilgilendiğiniz de önemli. Yani şöyle bir şey var. Üniversite aslında bir elit yapı. Kendi usulü içine var, zaman, üslubu var, evet, tarzı elit var. Elit yapı. Personeli ama, var. Ama elitlerin eşit hizmet ürettiği bir yapı olması gerekiyor. Ya elitistliğin farklılaşıp kendilerini bir yere konumlandırdığı değil. Tam aksine örtüştüğü. O seçkinliğin yani, paylaşımıyla. Yani mesela evet, siz elitleri doktor yapmak zorundasınız. Değil mi? Yani elitleri doktor ama herkese aynı hizmeti vermek zorundasın mesela. Eliti mesela diş hekimi yapıyorsunuz. Eliti diyelim ki işte edebiyatçı yapıyorsunuz, tarihçi yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Ama verdiği hizmet herkese bir hizmet oluyor. O yüzden yani üniversitenin kendi elitizmiyle üniversitenin hizmetinin elitizmini karıştırmamak lazım. Yani şunu söylüyorum bir anlamda şu da değil. Üniversiteyi eşitlikçi bir kuruma doğru dönüştürmek dedi. Üniversiteye dönüştüremezsiniz eşitlikçi bir kuruma. Yani kendi içinde eşitlikçi bir kuruma dönüşmez üniversite. Mesela peki, hoca ile öğrenci arasında eşitlik yapamaz. Kendi içinde diyelim ki kurumsal olarak eşitlik oluşturamaz. Zaten kendi yapısı gereği elitisttir aslında üniversite. Ama ürettiği hizmet eşittir. Şeyden bahsettiniz hani bir gelenekten bahsettik. Bizdeki üniversite kavramını ya da kurumsal üniversite deneyiminin nereden nasıl ihdas edildiğini, hangi süreçlerden geldiğine dair bir tarihsel gezinti yaptık. Ve önemli ölçüde yanılmıyorsam Cumhuriyet'le birlikte biz biraz sekülerlik tarafı baskın bir üniversite tahayyülünde buluştuk. Yani devlet olarak bunun önünü açtık. Devlet. Yani aslında Tanzimat da seküler Tanzimat'ta bir yapı kurdu. Bu eğilim başlamıştı. Aha. Ama Cumhuriyet bunu iyice tahkim etti ya da güçlendirdi diyelim. Oysa bizim bilgi üretme, bilgiyi toplumsallaştırma söz konusu olduğunda bizim de geriye doğru gittiğimizde rahatlıkla ifade edebileceğimiz, böyle büyük bir saygıyla belki de hatırlayabileceğimiz deneyimler de var. İşte benim hemen aklıma gelen Bağdat Medreseleri, Nizamiye Medresesi, Ezher Üniversitesi, Kayraman Üniversitesi,
bildiğim kadarıyla Batı'daki üniversite fikriyatının belki de ateşleyicisi, Kurtuma, belki de yol gösterici bir örneği olarak, bir hareket noktası olarak Endülüs'teki tecrübemiz. Bunlar bu bilginin kendi içerisindeki dolaşımı. Bunlardan haberdarız. Ama bugün yani deminden beri konuştuğumuz o ideal üniversite kavramı söz konusu olduğun zaman biraz Türkiye'ye odaklandığımızda biz bilgiyi nasıl üretiyoruz burada? Mesela üniversiteler gerçekten çoğulcu mu? Farklı düşüncelerin kendine yer bulma imkanları var mı? Düşünceler tartışılıyor mu? Yoksa gürültüyle üstümü kapatılıyor? Yani buralara geldiğimizde yer yer bu sıkıntıların bizzat sahibi olarak bu sıkıntılarda mesela şöyle bir şey bana da şık gelmiyor. Yani onlar şöyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor. Yok, güç benim elime geçtiğinde de sanki bu böyle olması gerekir diye de bir hava var yani. Böyle bir bu bizdeki üniversite geleneğinde böyle bir güçle ilişkisellik sanki çok makul bir şeymiş gibi görünüyor. Buraları nasıl konuşabiliriz? Şimdi şöyle bir kötü şey bir soruysa lazım. Geri alabilirim. Yok yok, kötü ha. Bir soru değil. Yani aslında mesela burada aslında bir denge kurarak aslında ilerlememiz gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim mesela. Yani diyelim ki bir üniversitede üniversite özgürlüğünden bahsettiğiniz zaman mesela diyelim ki akademisyeninin her diyelim ki düşündüğü konuyu bizatihi çalışmasından mı bahsediyoruz? Yoksa neyi kastediyoruz değil mi? Ya mesela diyelim ki bir akademisyen işte şu konuyu düşünüyor, öbür akademisyen bu konuyu düşünüyor. Mesela bir bölüm aslında akademik özgürlük. Yani akademik özgürlük dediğimiz şey herkesin aslında istediği konuyu çalışması mıdır? Yoksa yani bu akademik veya akademisyenin yetenekleriyle bir anlamda ülkenin dertleri arasında bir denge kurmak zorunda mısın? Benim aklıma geliyor mesela. Ben mesela bu yeteneğin, bu çıktıların Türkiye bağlamıyla, hatta sadece Türkiye değil, dünya bağlamıyla ilişkili olmasını, böyle fantastik ilgilerle kendimizi yormamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama böyle dediğimiz zaman sanki yanlış bir şey söylemişim gibi azarlandığım da oluyor. Evet, ve ben fiili olarak azarlandım, onu söyleyeyim. Yani işte belli bir diyelim ki alana özgü olarak çalışıyorum bir zamandır. Temelde diaspora, Türk diasporası, Türkiye'nin işte dışarıdaki diasporasının sorunları üzerine çalışıyorum. Ve şöyle bir şey demiştim bir ara bölümde. Yani dedim ki benimle çalışacak olan kişi 3 aşağı 5 yukarı bu konuları çalışması lazım. Yani ben de bu konuları çalışan kişiye yardımcı olabilirim. Beni bölüm başkanı bayağı bir azarladı. Sen yani akademik özgürlüğe muhalif bir cümle sarf ettiğimden dolayı. Oysa öyle değil. Bence ikisi arasında denge kurmamız gerekiyor. Yani çok fazla, bir de akademiler çeşitlenmesi gerekiyor. Mesela akademiler baktığımız zaman belli kümeleştirmeler olması gerekiyor. Yani her üniversitede belli konular biraz güçlüdür gerçekten. Değil mi? Birisi yapay zeka çalışır. O üniversite ona ev sahipliği yapar. Birisi yapay zeka çalışır mesela. Birisi ne bileyim ben başka bir şey çalışır. Birisi Orta Doğu çalışır. Birisi başka bir şey çalışır. Konsept üniversiteler. Yani insanlar bir konseptle sıkışma değil. Üniversitenin ama, o konuyla adı çıkar. Öne çıkıyor. Önemli olan ama o önemlidir bence. Önemlidir gerçekten. Mesela diyelim ki Chicago'da bir üniversite sağlık ekonomisi çalışır. O zaman gerçekten o sağlık ekonomisinde teori üretir. Sağlık ekonomisinde bir sinerji üretir orası. Aslında biz bu sinerjiyi bir şekilde kale almadan sanki her üniversitenin, her akademisyenin az önce bahsettiğiniz gibi o fantastik konuları çalışarak bizatihi kendisini yormasının akademik özgürlük olduğunu zannediyoruz. Hayır, akademik özgürlük bu değil bence. Akademik özgürlük dediğimiz şey kendi çalıştığı konu içinde onun istediği şeyi söyleyebilmesidir. Çalıştığı o çerçeve içinde istediği şeyi söyleyebilmesidir. Bu anlamda baktığımızda yani ülkenin dertleriyle yani sizin evrensel bilgi arasında bir irtibat, bir ilişki kurabildiğiniz kadarıyla anlamlı bir iş yapıyorsunuz demektir. Yani bunu hiç kuramıyorsanız gerçekten yani o zaman mesela diyelim ki ben kendi alanım için söylüyorum. Siyasal düşünceler hocasıyım ben. Yani siyasal düşünceler tarihi ansiklopedisine bir madde olarak yazmak gibi bir konu çalışıyorsanız, o zaman yani Türkiye ile hiçbir derdiniz yoksa, Türkiye ile alakalı bir
mesela bağlantınız yoksa zihninizde, Türkiye'nin dertleriyle alakalı bir bağlantınız yoksa, o zaman diyorsunuz ki yani bu enerjiyi, bu millet bu çalışmayı niye finanse etsin? Değil Çünkü mi? Bu çalışmayı kim finanse ediyor? Bizim çalışmalarımızı millet finanse ediyor. O zaman millet bunu niye finanse etsin ki? Yani bu şey demek değil ama. Yani işte insanlar kendi çalıştıkları konularda söyleyeceği sözler sınırlı olsun demek değil. Hayır. Hocam ben güzel, verimli çalışmaları açıkça istisna tutarak, şeyin dışında tutarak, şimdi yapacağım analizin dışında tutarak, yani çok sık bir şekilde üniversitelerde yapılmış tezleri takip etmeye çalışıyorum. Yani hatta üşenmiyorum. Olabildiğince de okumaya çalışıyorum. Öyle karıştırıp geçmek falan değil. Ya böyle bir şey havası var. Tez yapan arkadaşların çoğunda tez yaptığı konuyu kurtarmak gibi bir dertleri var. Yani tez yapmayı tasarladıkları konunun üzerine oturduğu topluluğu kurtarmak. Yani mesela Kürt sorunu üzerine yapılan çalışmalar, Alevi sorunu üzerine yapılan çalışmalar, din sorunu üzerine yapılan çalışmalar, toplumsal cinsiyet yeni alanda kendine yer bulmaya çalışıyor. Buralara giren arkadaşlar mesela olağanüstü nesnel kalma, bu konunun anlaşılması konusunda olabildiğince kendini kenarda tutarak anlamak için gayret etmek yerine, sanki çok istisnalar da var, güzel çalışmalar da var öğrendiğimiz, onu da vurgulayayım. Sanki o konuyu tekenine alacak, o konuyu kapatacak ve o konuya dokunulmasını önleyecek bir zırh üretiyor. Ya bu niye oluyor böyle bir şey? Bu nasıl geçiyor? Nasıl bir sürecin parçası? Bunları ben anlamakta zorlanıyorum. Mesela eskiden herhangi bir akademik çalışmanın ürettiği bilgiye 3 aşağı 5 yukarı güvenebilirdik. Yani açıyorum onun ürettiği bilgiyi, referans ağını takip ederek diyorum ki evet bunun çıkarımları çok önemli ve ben buna teslim olmalıyım. Tabii belli bir eleştirellik, belli bir dikkat hep olacak ama buna dikkat ederek de olsa ben ona teslim oluyorum. Ama şimdi tarafkir, ideolojik, duygusal, bu niye çoğalmaya başladı Bünyamin Hoca? Yani bunu nasıl açıklamak gerekir? Yani Ali abi gülüyor, Ali abi cevaplasın. Evet. Bunda bir cevap var. Evet, Ali hocam cevaplasın. Ya şimdi benim var kafamda cevap. Bünyamin Hoca burada bir mayın gördü hocam. Onun o kafamda var cevap diyorsan. Ben şöyle yalnız bak. Üniversite konuşurken bu tip şeylere girdiğimizde biz biraz yani başka bir yola girmiş olacağız onun için. Bak buradan dergilere gidersin. Soruyu geri alalım. Buradan dergilere gidersin, buradan müfredata gidersin, buradan 80 sonrası oluşan işte üniversite anlayışının dayattığı bazı mevzuatlara gidersin. Dolayısıyla bu biraz... Devletsizsiniz yani ben konuşurken ya, oldukça sivil bir yerden konuşuyorum. Ya, şunu söylemek istiyorum. Yani bunları konuşmadan üniversiteyi konuşmak tabii. Da böyle şey olur, ya, ayıp olur yani. Tiridine bandım bedava mı sandın? O da değil ama o zaman birinci bölümde konuştuğumuzda bu minvalde konuşacaksak çok farklı yere evrilir yani diye düşünüyorum. Neden? Ya çünkü bir kere hani akademik özgürlüğün içerisinde neyi gireceği, neyin girmeyeceği müthiş şey bir konu. Yani soru işaretleriyle dolu bir konu bir. İkincisi bunun yanında bu akademik özgürlüğün içerisinde araştırmacıların, öğretim elemanlarının... Ya ben çok rahat örnek vereyim ya. Siz ekonomik özgürlüğünü nereye oturtacaksın? Çekingen bir moda girdiniz birdenbire. Ya ben değilim. Çok konuştuğum için Ali Hoca'ya örnek göreceğim. Ama şunu söyleyeyim hocam. Ya dediğimi bakın, çok iyi anladınız. Hocam şöyle diyeyim. Güzel gidiyor. Bakın tez dediğiniz şey iki bağlama oturabilir. Ya bir konuyu objektif olarak açıklar. Tamam. Ya da bir konuyu anlaşılır kılar. Çok. Ben ikinciden yanayım. Yani mesela genelde evet, hermeneutik düşünenler öyle düşünürler. Bir konuyu anlaşılır kılar. Şimdi bir konunun tarafı olmaz. Bu biraz da şeyden de kaynaklanıyor hocam. Yani aslında çok pratik bir cevabı da var bu işin. O da şu. Bizde hala akademik çalışmalar çok sınırlı olduğu için her şeye rağmen. Mesela bir alanda çalışan kişinin yanında çok fazla aynı konuyu çalışan birisi olmadığı için. İnsanlar genelde o konuları kapattıklarını zannediyorlar. Yani o konuyu. Tekel. Evet o konuyu tamam ben bunu çözdüm. Yani bunu yaparsanız böyle bir tez gördüm. Bunu yaparsanız böyle bir tamam. Yapmazsanız yok. Kitabın bir doktora tezinin
basılı halinde arka kapakta artık bu konu burada böylece kapatılmıştır diye. Öyle mi diyor? Gerçekten böyle mi diyor? İronik. Arka kapakta. Artık bu konu bundan sonra bu haliyle kapatılmıştır. Ya aslında niye kapatıldı konuşması bile bir konudur yani. Mesela söylerim onu. Hayır, mesela düşünün, mesela bazı büyük konular bir de. Yani mesela Türkiye'nin modernleşme tecrübesi. Evet. Bir kitapla bunu kapattığını düşünen insanlar var. Yani Türkiye'nin modernleşme tecrübesinde. Hayırlı olsun. Eğer onlarla aynı çağda, aynı ülkede yaşıyorsak gurur duyarız. Yaşıyoruz yani. Akademide çok var öyle. Ondan sonra ama işte o değil işte. Bir konuda ne kadar çok çeşitli çalışmalar olursa, yani fazlalaşırsa aslında. Orada hani daha öncekilerin, yani o dediğiniz tarzdaki çalışmaların ne kadar aslında yetersiz olduğu da net olarak ortaya çıkıyor. Onu da görmek lazım. Biz de hala akademik çalışmalar konu bağlamında baktığımız zaman sınırlı olduğu için bu tür sorunlar var. Ama zamanla büyük ihtimalle bence bu sorunları aşacağız. Bundan belki de daha daha büyük sorunlardan bir tanesi şu aslında. Yani mesela koskoca tezleri bile okuduğunuzda birçoğunun ilk 50 sayfası birbirine benziyor. Ha, intihal. Ya intihal veya esinlenme. Ötesi. Ya başka yaygın esinlenme. Hayır, başka söz söyleyebilecek hiçbir çaba sarf etmeden. Çünkü bir kalıp oluşuyor. Bünya mı diyor? Şöyle bir şey oluyor. Yani böyle yaygın bir şekilde ana kalıp bir söylem üretiliyor. Evet. Herkes o söylemin etrafında. O söylemi tekrar ediyor. Tekrar mesela. Ediyor. Ve yani, orada da bir şey hissedilmiyor. Yani bir yanlış yapıldığına dair de bir uyarıcı ya da ne bileyim bu konularda yol gösterici bir rehberlik de yok gibi görünüyor. Evet, o tür sorunlar da var gerçekten. Var. Mesela özellikle akademide belki de tez danışmanlığı yükünden kaynaklanan çok ciddi bir şekilde aslında danışmanlık zafiyetleri var. Şimdi, intihal var. Mesela şu anda dijital teknolojiler intihale bir şekilde hani önlemeye falan başladı gerçekten. Onu da söylemek lazım. Ama ne fark eder ki? Ben mesela bir tane şimdi işte bitirme ödevi yazdırdım. Bana gelen, ben tarattırdım, %91 intihal. %91. Rapor. Hocam yani, siz tarattırıyorsunuz. Peki 60'lı 70'li hayır. yıllarda tarattırmayanlar ne olacak? Düşünün işte. Ama daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Yani mesela bunu toparlanacak hiçbir tarafı yok. Yoktur. Yani %91 intihal. 4 tane kaynaktan olduğu gibi alınmış. Çok net olarak hani dijital. Hocam mesele o arkadaşımız değil. Mesele şu. Bu arkadaşımız neden bu aktarımla kendini ifade etmek istiyor? Ama ben ona takılıyorum. Benim yani. Daha da takıldığım yer şu. Yani ilgili öğrenci bunu toparlayabileceğini zannediyor. Nasıl toparlayacak? İntihar programını, kodunu bana gönderin. Göndereceğim. Oturacak. İşte, onları tek tek? Tek tek fiilleri değiştirecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. O teknolojinin hikayesinden kaçacak. %91 olacak, %40. Ha diyeceğim ki tamam. Yani şimdi işin bu tarafına doğru da evrilmiş. Onlar çok kötü onlar. Ya işin bu tarafına doğru da evrilmiş durumdayız. Yani ne kadar tarama programlarıyla şey yapsan da sonuçta istatistikler rapor veriyor. Bundan peki şimdi o en başta demin programı açarken sorduğum soruyu konuşalım. Üniversiteyi niye konuşuyoruz? Bugün Türkiye'de üniversiteyi konuşmak ne anlama geliyor? Bizim kendi ülkemiz bağlamında. Bugün üniversite bize hangi yanıyla, hangi problemleriyle, hangi sorularıyla düşüyor? Ben şunun için düşünüyorum. Bir üniversite, yani üniversiteler aslında temelde bizi bir şekilde geleneğimizle, böyle toplumsallığımızla buluşturan ama aynı zamanda geleceğimizi de biçimlendiren kurumlar. Yani biz üniversiteyi niye konuşuyoruz? Türkiye'deki üniversitelerin hem kendi mazimizle olan kavgasından dolayı konuşuyoruz. Hem de aynı zamanda geleceği biçimlendirme konusundaki yetersizliğinden dolayı konuşuyoruz aslında. Evet. Ya da üreteceği etkiden. Evet. Olumlu. Yani mesela biz eğitim öğretim ayağını üniversitede aslında müktesebatımıza aktarmak için düşünüyoruz değil mi? Ama bir de araştırma diye bir şey var. O araştırmalarda aslında geleceğimizi şekillendiriyor. Tabii. Baktığımızda. Şimdi iki ayağı da oluşturmanız lazım üniversite. Ama bizim iki ayağımızda da sorunumuz var. Şimdi mesela Bünyamin Hocam, çok dikkatli olmak zorunda olduğumuzu sık sık vurguluyorum. Muhtemelen seyirciler de bundan rahatsız olacak ama
Afganistan diye bir olay yaşıyoruz. Burnumuzun dibinde bir olay yaşıyoruz. Ve sanırım sadece bizim değil, bütün dünyanın gündeminde bir olay. Oradan haberler geliyor, oradan bir takım görüntüler geliyor. Bu görüntüler yakıyor, yıkıyor. Algılarımızı, düşünce dünyamızı birbirine katıyor. Pek çoğumuz Afganistan'la zihinsel olarak varsa bir irtibat geri çekiliyor. Ya da varsa yoksa bir irtibat kuruyor falan. Böyle bir kargaşanın içerisindeyiz. Yani somut bir olay olduğu için söylüyorum. Bu tartışma İslamcılığa gidiyor, bu tartışma muhafazakarlığa gidiyor, bu tartışma iktidara kadar giden böyle karmaşık bir şey. Biz mesela bu konularda nesnel anlamda bir üniversite bilgisine sahip olmamız gerekmiyor mu? Kim konuşuyor bu konularda, bize kim yön veriyor? Yani bizim Afganistan bilgimizin sahibi kim? Gazeteciler. Gazeteciler tamam ama ne ölçüde bunlar masa başından kalkarak... Ya, biz zaman zaman şunu tartıştık. Sen bir gazeteci olarak şu, yani. Zaman zaman bak şunu olarak tartıştığımızı biliyorum ben, ondan söylüyorum. Şimdi ya işte Batı'da yaptırılan tezler Batı'yla ilişkili hep bizim ülkemizle ilgili konuları yaptırıyorlar bize. Ben bizatihi şahidim işte bulunduğum süre içerisinde Fransa'da. Ama ben de şahidim ona. İşte Türkiye'deki Güneydoğu'daki bilmem ne sorunundan tut da falan yerdeki gelenek görek. Çünkü yani içeriden bakıyor. Aynen aslında istihbari bir bilgi gibi kullanıyor bunu bilgi. Yani. Evet. Şimdi mesela şunu sorduğumuzda ya Fransa'ya gelmişsen Fransa'yı çalışsan, İngiltere'ye gitmişsen İngiltere'yi çalışsan ya. Hayır. Sana Türkiye'yi çalıştırıyor mesela şimdi. Burada da mesela senin işte bir şekilde ister bağımsız araştırmacı, işte üniversitedeki bir araştırmacı olarak gittiğinde yani dünyaya söyleyecek sözümüz, geleceği biçimlendirmek vesaire diyoruz ama bu noktada perspektifinde Afganistan yoksa sen işte o bilgiyi üretme anlamında bir şey ortaya koyamazsın. Hocam, yani derleme yaparsın en fazla yani. İran devrimi 79'da mı 79. oldu? 79. 79'da İran devrimi oldu. Üzerinden kaç yıl geçti yani? 41-42 yıl geçti. Şimdi mesela İran devrimi üzerine kişisel olarak benim yarın bir araştırmaya, bir incelemeye, bir çalışmaya ihtiyacım olsa doğal olarak başvurabileceğim şeyler belli. Yani en azından ilk taramayı şeyde yapacağım. Üniversitenin ürettiği bilgiye ya da üniversitedeki uzmanların kişisel olarak yayınladıkları kitaba bakacağım. Mesela bu konularda siz farkında değil misiniz? Yani bir şeylik var yani. Kendi burnumuzun dibindeki olguları anlama, buraları kavrama, burada olup bitenlerin nereden nereye doğru aktığı konusunda bir ilgisizlik var. Şimdi, yani, şimdi hocam az önce ilk başta söylediğim şeye tekrar geri geleceğim. Yani şimdi Cumhuriyet kurulurken çok içe dönük olarak kuruldu aslında biraz da. Evet, Cumhuriyet bir şekilde bir modernleşme biçimiydi. Bir nevi aslında Batı'yla uyumlaşma tarzıydı ama Batı'ya rağmen Batıcıydı. Batı'ya rağmen Batıcılık. Onlar istememeler. Tabii, Batı'ya rağmen Batıcılık aslında bir içe dönüklükle yarattı. Yani biz daha yakın zamanlara kadar, yani neredeyse Özal dönemine kadar, kendi sınırlarımızın dışındaki dünyanın bile bize ne kadar kapalı olduğunu tasavvur edebiliyoruz. Yani biz Selanik'in bize Sivas'tan daha yakın olduğunu zamanla kavradık aslında. Onu söylemek lazım. Bu geldiğimiz yerde, üniversitede bunu sıkça eleştirdik gerçekten. İşte bölgesel çalışmalar yapıyoruz, çevremizi tanımıyoruz. Mesela bir şeyi tanımanın sadece devletle ilişki kurmak olduğunu zannediyoruz. Mesela oranın sosyolojisini bilmiyoruz. Mesela diyelim ki Mısır konusunda konuştuğumuz zaman Mısır siyasetini konuşuyoruz ama Mısır sosyolojisini hiç bilmiyoruz. Bize Mısır edebiyatına bakmıyor. Mısır edebiyatına tabii bakmıyoruz. Ya da işte Afganistan konuştuğumuz yani Necip zaman Necip Mahfuz mesela neyin evet peşindedir o İskenderiye sokaklarında yakaladığı gramerde? Oysa mesela Mısır'ın edebiyat olup olmadığını bilmiyoruz ya. Oysa mesela şöyle diyeyim. Muhtemelen mesela yoktur. Ya Nobel alan birisini çıkarıyorsa vardır abi. Hayır. Ama bizim zihnimizde yok karşılığı. Şunu söyleyeceğim hocam. Yani mesela ikinci meşrutiyet entelektüeli muhtemelen bizden daha fazla bilgi sahibidir. Evet. Yani, onu herkes söylüyor. Yani evet baktığımız zaman. Çünkü o dünya bilgisi mükemmel. Onun dünyası daha büyük. Dil bilgisi. Şimdi bizim medeniyet herhalde hocam. Bizim dünyamız daha küçük. Ama bu da şeyden kaynaklanıyor işte. O evrensel bilgiyle biz buraya özgü, Türkiye'ye özgü olan var ne varsa onu çözmeye çalıştık. Oradan gelen bilgi. Oysa kendi dertlerimizde, kendi çevremizde, kendi bağlamımızda. Hemhal olsak. Ha bu şeyle de alakalı işte. Türkiye
hani kendi politikasını üretebilen bir ülke oldu mu? Türkiye diyelim ki yavaş yavaş belki işte kendi edebiyatını, kendi diyelim ki sosyolojisini, kendi sorunlarını kendi çözebilen, o sorunları çözmek için gayret sarf eden bir ülke olabildiği kadarıyla o zaman dışarıya doğru taşmaya başladı. Mesela son 20 yılda Türkiye giderek dışarıya taşan bir ülke oldu. O dışarıya taşmayla birlikte işte yoklamaya başlıyor. Bugün mesela işte Afganistan'daki mesele sorununuz oldu. İşte Yemen ya, sorununuz oldu. Mısır sorununuz oldu. Ya Afrika araştırmaları Balkan, merkezleri tabii, kuruluyor. Tabii, Balkanlar sorununuz oldu mesela. Ne bileyim ben işte diyelim ki Kırım ya da işte Rusya sorununuz oldu. Rusya araştırmaları merkezi var Türkiye'de. Rusya araştırmaları merkezi var. Yani bunlar sorunlarımız oldu zamanla. Ve bunlar için de gerçekten yani akıllandığımızı söylemek lazım. Yani sırf bölge çalışmaları için yüzlerce insanı gönderdik biz o bölgelere. O bölgelere çalıştık. Yeni ama bunlar. Bunlar 5-10 yılın son 10 yılın hikayesi. Ya bir şey söyleyeyim. İlginç bak. Trajikomik bir şey. Bunlar buradan aklıma Ali Bey de var. Kavusoğlu Hoca şimdi mesela şeydir. Onun bir yazısında diyor ki dışişlerin ya o yazıda ya da bir yerde. Kimin yazısı hocam? Ya Kavasoğlu'nun Ahmet Bey'in. Ahmet Hoca'nın ya da bir başka yerde okudum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. İşte dışişlerin Afrika çalışmaları diye 66-67'ye kadar diyor. İşte orada diyor bir küçük bir şey var mı diyor. Böyle ayrıntılı detaylı bir şey yok. İşte ama şimdi üniversitelerde Afrika araştırmaları merkezleri kuruluyor bakın. Afrika'yı ilgi odağına alan şeyler kuruluyor ve devletin yaptığı her türlü ilişki bunu canlandırıyor. İşte dedin ya kapalı olma hali, dışarıya açılma hali. İşte bu bunu getiriyor. Yarın mesela Afganistan'la senin istediğin kadar tarihsel bağ, inanç bağ, ya bir şekilde iki farklı devlet varsın. Ama tanımadan onunla nasıl bir ilişki kuracaksın? İşte bilimsel bilgi bu noktada. Yine gideceğiz Olivier Roy'a. İşte yani. Sonra başkasının sana sunduğuyla yetiniyorsun. Bizim kendi şeyimizi düşünüyorum. Ben mesela işte üniversitede Türk diasporası üzerine çalışan bir merkezin müdürlüğünü yapıyorum. Yani yakın zamana kadar Türk diasporası bir konu değildi yani bizim için. Evet. Çalışacak bir konu değildi. Tabii ben Türk diasporası diye bir sempozyumda tebliğde böyle bir terkip kullandım. Müthiş azarlanmıştım dinleyicilerden biri tarafından. Milletvekili beni de dinlemeye gelmişti ve bana lütfen sözlerinizi geri alın diye diaspora cümlesini Yüce Türk Milleti için kullanamazsınız falan dedi. Ben yani sosyolojik olarak biliyorsunuz. Ama sosyolojik ben onun olarak hassasiyetini anlıyorum. Diaspora biliyorsunuz kopuntu demek aslında. Ya tabii. Yani ana kütleden. Bunu bilerek uzak kopanlar. Ben bunu bilerek tepki gösterdim. Ama ana kütleye bağlılık hisleri devam eden. Evet. Diaspora kelimesiyle Türklük arasında bir aşağılama falan herhalde öyle bir şey hissetti. Ya ben de ilk muhtemelen, hocam ben de ilk merkezim zihnindeki Ermeni diasporasının onu söyleyecektim. Ben anladım. Hocam ama beni iyi bir haşladı. Hocam ilk merkezi yani kurmaya kalktığımda senatoda aynı şey tartışıldı. Sizde mi oldu? Yani böyle bir isim olmaz işte, diye. Sonra ben rektör beyi o zaman ikna etmek zorunda kaldım. Benimkisi yani aslında ODTÜ'de oldu. Olabilir diye. Ya hafızayı konuştuk ya biz bak görüyor musun? Hafıza dediğim şey o zaman da söyledik. Dünkü şekliyle çıkmıyor. Bugünkü bakışla yorumluyoruz biz. Dönüşüyor bak, ve yeniden. Aynen abi. Yepyeni bir şeyle, giysiyle, biçimle, kapakla geliyor. Diaspora deyince tukak oluyor. Niye? Şimdi mesela en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şu hocam. Mesela diyorlar ki YÖK'ün bir şablonu var mesela. Diyelim ki yüksek lisans doktora açtığınız zaman mutlaka bir mesleğe tekabül etmesi ya da mesleğe yakın olması. Muadili olması bir ya da şey olması. Muadil dediği sadece. Mesleğe yakın bir şey olması lazım ya da bir bölüme tam yakın. Tam bilmiyorum tabii bunları. Bölüme yakın bir şey olması gerekir. Mesela biz Türk diasporası üzerine yani diaspora ve göç çalışmaları diye bu yüksek lisans yapan çocuk nerede istihdam edilecek? Evet, nerede istihdam? Veya hangi bu yüksek lisans yapan çocuk hangi doktoraya girecek? Mesela uluslararası ilişkiler, kamyon tamam, yönetimi, alan belirlenmesi. Alan bir alan şeyi var. Kuşatması. Kuşatması ya da dayatması var. Ama siz diyorsunuz ki ama bu da bir alan. Lazım. Bu alanda aslında önemli bir alan. Ya da reformun merkezi, evet. Reform dediğim şey bu değil mi? Yani evet. Yeniden bir şeyin üretilmesi. İşte yani bu zamanla değişiyor. Değişti de gerçekten. Hayır değişti de gerçekten. Mesela diyelim ki YÖK'te
işte belli alanlar oluşturdu. Türkiye'nin mesela öncelikli alanları oluşturdu. Öncelikli ama alanlar, yok, burslar oluşturdu. Bunu da bak oluşturdu. Soruyor zaman zaman. Burslar oluşturdu. Evet. Mesela yeni çalışma tabii. Şeyle başlıklar olarak daha geçenler de evet. Sordu ya. Mesela yeni çalışma başlıklarında neleri önersin? Ekleyelim, neler tabii. Var mı da ekleyip tanımlayabilirsin? Yani aslında soruyor bunu yani. Son 20 yılda hatta son 10 yılda çok ciddi bir merhale kat ettiğimizi düşünüyorum gerçekten. Çünkü yani yeni alanlar oluştu, yeni bağlamlar oluştu. Mesela şey çok önemli gerçekten, akademinin dışında da akademisyen yetiştiren burs programlarının yapılandırılması ve özellikle belli alanlara hasredilmesi çok önemli. Mesela yapay zeka üzerine şu anda Türkiye'de belki de en az 50 kişi doktora yapıyordur. Şöyle bir eleştiri de var Bünyamin evet. Hocam. Bu üniversitelerin teknik bir alana doğru evrilmesi ya da sürekli bu bir şey üretmeye mahkum hale getirilmesini de eleştiriyorlar. Bunu sorgulayanlar da var en azından şöyle baktığımızda. Yani üniversitenin genel bilginin üretimi, toplumsal duyarlılıkların harekete geçirilmesi konusunda yaratıcı bir takım yönelimlere öncülük etmesi falan. İşte yani sonuçta aydın üretmesi, entelektüel evet. Üretmesi. İşte her bunların neyse, geri planda kalması. Bu nedir? Buraya biraz bakalım. Mesela ya. Belki ileride aydın konusunu da konuşacağız ama biz üniversitenin ürettiği bilgiye güvenebilir miyiz? Toplum bunu sorar. Üniversitenin yönlendirmesi toplum için yol açıcı, güven verici bir yönlendirme midir? Gibi şeyleri düşünecek ya toplum. Burada yani. Şimdi bak şey vardır. Sosyal bilimlerin doğasıyla işte fen ya da işte diğer bilme, sağlık bilimleri falan bunlara baktığın zaman senin de farklılık var. Tabii ki birinde var. Sonucu doğrudan üzerinde görüyorsun, deniyorsun. Birisi kesinlikle veya, ziraat fakültesindeki bir araştırmacının ya bir hocamızın çalışması toprağa ve ürüne doğrudan yansıyor şimdi. Tabii. Bir sosyal bilimcinin Türkiye gibi ülkelerde çalışmalar bir de doğası gereği. Pat diye hemen böyle toprakta göreceğin türde insanı da göremezsin, toplumda göremezsin. En fazla yayılan. Anlamaya ve anlatmaya çalışabilirsin belki yani. Sosyal bilim doğasında böyle bir şey de var yani. Doğru belki var ama yani sosyal bilim, fen bilimi ama yani şunu da biliyorsun yani fen bilimleri konusu da hani bilimin kendi o kesinlik iddiası da toplumsallaşmadığı müddetçe anlam ifade etmiyor. Mesela bunu bu son dönemlerde. Toplumsallaşmadığı sürece bilimperestlik oluyor hocam. Değil mi? Mesela yani bunu son mesela fen bilimleri alanında da, sosyal bilimlerde de gündelik hayatta sınanmaya kendini evet. Açık etmeyen, sınanmaya, eleştiriye, müzakereye İnsana dokunmuyorsa, topluma dokunmuyorsa bilgi, ondan sonra birkaç gün sonra bir bakıyorsunuz karşınıza dogmatik, dokunulmaz. Malumat turuşa dönüşüyor. Dokunulmaz bir şeye dönüşüyor yani. Ya bilimin doğru. Böylesine bir muktedirlik iddiası vardır. Yani bak şeyde yani o yüzden bilim konusunu bilimin kesinliği konusunu Batı'da çok insan tartıştı ama biz daha henüz tartışmadık, onu da söylemek lazım. Bizde hala bilimsel olan şey biraz daha kutsalmış gibi kabul ediliyor ama dikkat ederseniz her şey bize dokunduğu zaman daha fazla tartışmaya başladık. Mesela aşı konusunda olduğu gibi işte bilim kurulu, değil mi? Bilim kurulu kararları öyle hemen toplumsallaşmıyor. Bir de insanları ikna etmeniz gerekiyor. İkna etmediğiniz müddetçe o hemen sadece bilim yani şimdi şu sadece mesela, bilim söylediği için doğru olmuyor. Her gün yeni bir takım argümanlarla aşı hı-hı. Konusunda karşıtlık üreten, hatta aşı karşıtlığını hı-hı. İdeolojiye dönüştüren bir hava var. Evet. Tersi başta devlet olmak üzere farklı teknolojilerle aşıyı makul, muteber, evet. Meşru bir, ve bir bilim olması kurulunun... Gereken bir de böyle bir şey ama, var. Ama dikkat ederseniz işte bilim kurulu dediğiniz şey %100 bir toplumda karşılığı olan bir şey değil. Ama işte öyle oluşacak. Üniversite bilgisinin, üniversitenin ürettiği bilginin güvenilir olup olmadığı da bununla alakalı bir şey. Onu söylemek istiyorum. Yani üniversitedeki bilginin %100 güvenilir olduğunu hiç kimse söyleyemez. Ama peki üniversiteler toplumda bir güven yaratıyorlar mı? Mesela diyelim ki akademisyenler bir güven yaratıyorlar mı? Doğrusu hem evet hem hayır. Mesela evet, şundan dolayı evet diyorum. Mesela diyelim ki meslekler hakkında itibar sıralaması yapınca hala akademisyenler önde çıkıyor. Yani belli bir şey güvenlilik var. Araştırması. Güvenlilik araştırması. Evet. Bir şey var, itibarı var gerçekten. İşte profesör olmanın, güzel bir şey bu. Yani profesör olmanın bir itibarı var. Ama bir taraftan bakıyorsunuz, yani bir de içe dönük olarak bu tarafa doğru baktığınızda
O içe dönük bakışta gördüğünüz şey de o dışarıdan göründüğü kadar da güvenilir değil. İşte bu buradaki mesele aslında bir taraftan baktığımızda iki tarafı, iki ucu da var. Ama nihayetinde şunu söylemek gerekiyor gerçekten. Üniversite dediğimiz şey aslında her türlü çeşitliliği kaldırabilecek olmalı. Büyük bir yapı. Yani mesela üniversitede şöyle bir şey değil üniversite. Mesela diyelim ki sadece araştırmalara sıkışacak bir yapı değil. Sadece eğitim öğretime sıkışacak bir yapı da değil. Yani eğitim öğretimi de mesela sadece eğitim öğretimini iyi yapan hocalarınız olabilir. Yani iyi ders anlatan, öğrenciye iyi aktarım yapan hocalarınız olabilir. Araştırmada çok iyi hocalar olur, hiç eğitim öğretim yapamazlar, dersleri veremezler. Mesela Veblen için benzer şeyler söylerler. Yani öğrenci tutamaz mesela Veblen ama iyi bir araştırmacıdır. Ondan sonra mesela şey olabilir, diyelim ki gerçekten toplumla bağı çok iyi kuran ama diyelim ki dersleri çok fazla önemsemeyen, ne bileyim ben araştırmayı da çok önemsemeyen hocalarınız da olabilir. Öğrencilerin sonu. Bence üniversitede hepsi olmalı. Hepsi olmalı tabii. Sonuçta bir pazar bu. İnsanlar kendileri o kıymet ölçülerine göre değer veriyor. Bir belki yanlış anlaşılmaya yol açacak gibi demin bilim kurulu hani ikna toplumda karşı olmalı dedik ya. Şöyle bir şey var bak. Bugün bilim kurulunun da her bir üyesinin bir en azından bir vatandaş olarak takip ettiğim için biliyorum. Konuşarken üyelerinin şu hassasiyeti var. Bilimin verileriyle konuşmak tabii, gibi tabii. Bir zorunlu. Ben ama karşıda birileri aşı karşıtlığını konuşurken yani efsaneden tutun da bakın kişisel kanaatlerinden tabii. Tutun da şurada böyle yani temel bilimsel verilerle çok sağlıklı olarak ortaya çıktıklarını şahsen düşünmüyorum ben yani. Bende bu oluştu dinlediğim, takip ettiğim kadar. Çünkü sosyal medyanın da bu ikna gücünü bir şekilde ikna gücü derken ünlemle kullanarak burada bir karşıtlık şey hegemonyası oluşturmaya çalışıyorlar. Ya ben senin nezaketini anlıyorum da bizim toplumumuzun şöyle bir şeyi var. O grubun içine bir de Naim Hoca'ya koysalar rahmetli toplum çok rahat. Ya işte bir ya işte bu böyle bir 70'li yıllarda hatırla işte şey neydi sakallı bebek hikayesi. Tabii tabii. Gazetede yazdı ve herkes buna inandı değil mi? İnanır. Toplumda sosyal medyanın bu üretkenliğinde düşündü de sen şimdi birer tarafta bilimsel verilerle işte bilimsel araştırmalara dayalı bir sürü işte faz 1 faz 2 faz 3 diyorsun bilmem ne diyorsun hani ama öte taraftan da işte pilli bir şey evet. Ama sakallı bebeğe yazan birileri çıkıyor. Ama hocam şunu da söylemek lazım yani şeyde. Evet, son 2 yani, dakika içerisinde söyleyeceklerimizi mesela şey dediğim 19. yüzyılın sonunda fen bilimleri de şunu fark etti. Yani bilgiyi artırmak, yani mesela fizikte, kimyada, biyolojide aslında bilinmeyen alanı küçültmüyor. Daha da kötüsü bilinmeyen alanı büyütüyor. Ne kadar çok bilirseniz tabii o yani. Kadar çok aslında bilmediğiniz alanın büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani. O yüzden bildiğiniz... Gelenekte mütevazilik böyle başlıyor tabii zaten. Bildiğiniz evet. Bir o fen bilimleri dahi olsa bildiğiniz bilginin de aslında bir çevre bilgisi, bir muhit bilgisi, bir akademik bilgi yani ona işte rahmetli Hüsamettin Aslan epistemik cemaat dedi. Bir cemaat bilgisi olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Yani bilimsel bilgi dediğimiz şey zannettiğimiz kadar aslında kesin değil. Mutlak değil. Mutlak evet. Değil. Ali Hocam bir şey söyleyecek misin? Yok ben yani burada hassasiyetim bir yanlış anlaşılma meydan vermesin diye buraya girmek istedim. İlla ki de yani bilimsel bilgi mutlak değil. Çünkü önümüzdeki yıl başka verilerle başka şeyler konuşabiliriz. Bilim kurulunda birkaç arkadaşımız da var. Tabii ki bize gözetmek zorundayız onların hukukunu. Yoksa bizi perişan ederler yani. Akşam bir daha yüz yüze bakamayız. Neyse güzel ama oldu. Ama provokatif soruyu siz sordunuz. Yani üniversite güvenilir mi diye sordunuz. Evet. Üniversiteniz ürettiği bilgi. Bu çok provokatif bir soruydu. Bunun için belki de bir program yapmamız evet. Gerekiyor. Yani ben bu soruyu sorarım. Evet. Bunun cevabı güvenilir ya da güvenilmez değildir. Burada evet. Soru değerlidir. Burada evet. Cevap o kadar önemli değil. Yani güvenilir soracak halk. Yani üniversitenin ürettiği bilgiye güvenecek miyiz diye bir soru soracak tabii. Onu da nasıl sağlayacak? Güvenilirliğini sık sık test ettirerek, toplumda karşılık bularak. İşte ben bu üniversiteden gelen bilginin ideolojikleşmesinden çok rahatsız oluyorum. Yani her ne tür bilgi olursa olsun bu ideoloji kavramını az çok bildiğimiz için hani rahat kullanıyorum. Yani böyle mutlak bir kesinlik iddiası inanmazsanız ya da şey o bilgiyi inanca dönüştüren bir süreç. Yani o bilgiyi tartışılabilir,
müzakere edilebilir bir bağlamdan çıkarıp mutlak dogmatik bir veriye dönüştürdüğünüz andan itibaren yani sıkıntı biz, oluyor. Onun kendi sorunu var. Ama bilimsel, var. Bilimsel bilginin de niteliği tam da bu. Yani bilim sizden inanmanızı bekliyor. İnanmanızı bekliyor. İşte tam da oradaki o paradoksu nasıl açacağız? Evet. Türkiye'nin çok sorunu var. Bunları inşallah önümüzdeki süreçlerde biz konuşuyoruz hocam. Çözüm başka bir şey. Çok değerli izleyiciler, bugün de Derdimiz Hayat'ın sonuna geldik. Bünyamin Bezci, Ali Büyükaslan ve ben Necdet Subaşı önümüzdeki hafta başka bir konuda tekrar bir araya gelmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.